İyi akşamlar sevgili seyirciler. Gündem programın yine bugün çok değerli ve önemli konu var. Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı 2003 ve 2010 yıllarında Elazığ'a yaptığı hizmetlerle aradan yıllar geçmesine rağmen hala unutulmayan efsane müdürlerden olan ve Elazığ halkının yakından tanıdığı, sevdiği, şu anda ise Azerbaycan Eğitim Müşaviri olan Sayın Nihat Büyükbaş. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Tabii hocam gazeteciliğimizde işte siz Milli Eğitim Müdürü'yken birlikte çalıştık ki 9 gibi bir zaman herhalde Elazığ tarihinde de çok uzun süre Milli Eğitim Müdürlüğü yapan bir isimsiniz. Hem Elazığ'da başarılı çalışmalarınız oldu, icraatlar oldu, Elazığ'ın eğitimin yükseltilmesine katkılarınız oldu. Aradan yıllar geçmesine rağmen hala insanların hafızasındasınız. Hala insanlar sizi seviyor ve o dönemde yaptığınız hizmetleri insanlar hala konuşuyor. Hocam şimdi de tabii daha Elazığ'dan ayrıldıktan sonra Atatürk Araştırma Başkan Yardımcısı olarak gittiniz. Ardından da Azerbaycan Eğitim Müşaviri olarak gittiniz. Şu anda da orada yine başarılı bir şekilde görevlerinizi yürütüyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz hocam genel değerlendirme yapacak olursanız? İyi akşamlar diliyorum. Tekrar sizinle bir arada olmaktan geçmişte çok program yapmıştık. Sizin vasıtanızla böyle Elazığ'a seslenmek, memleketimize seslenmek keyif verici hakikaten. Hatta Bakü'de Furkan'la bir online program da yapmıştık. O zaman da kendimi Elazığ'da hissetmiştim. Böyle Ramazan ayında. Bizim Ramazan ayı, sokağa çıkma yasağı var. Evet. Tam bir sefalet herkes için, dünyadaki herkes için tabii o sıralar. Kendim memleket kokusu almak açısından iyiydi. 2003 yılında Elazığ Milli Eğitim Müdürü olarak atanırken daha gidip göreve başlamamıştım. Dedim ki ya bu şehirde işte 7 bin civarında o zaman öğretmen vardı. Böyle 120 bin civarında da öğrencisi var. İşte okullar, yöneticiler, denetmenler, ihaleler, yatırımlar, binalar vesaire. Bütün bunların önemli bir kısmı rutin işlerdir sonuçta. Bunlar para bulunup okul yapılır. Atamalar, öğretmen atamaları yapılır, tayinler edilir, yapılır da ileride ben burada en fazla sıkıntıya getirecek şey ne olabilir diye göreve başlamadan önce epeyce düşündüm hakikaten. Yani şimdi neden düşündüm? Çünkü o sıralar Bingöl'de bir deprem olmuştu. Bir yatılı okul yıkılmıştı ve günlerce televizyonlarda yıkıntıların altındaki öğrencilerin dramları konuşuluyordu. Bingöl depreminden sonra sonuçta göreve başlamıştım ve ilk işim Elazığ'daki okula dayanıklı, depreme dayanıklı okulların tespiti ve bunlarla yapılacak işlemlerin planlamasını yapmak oldu. Şimdi bakıldığı zaman doğru yerden işe başladığımızı görmüştük. Evet. Neden? Çünkü bu 2020 yılı en fazla dünyada Elazığ'ı vurdu. Takdir edersiniz ki. Belki bu konuya geleceğiz de sonuçta tabii. Azerbaycan'dan bakıldığı zaman burası nasıl görünüyor dediniz. Evet. Ben Ankara'dan ayrıldıktan sonra Azerbaycan bildiğim bir ülkeydi. Çünkü daha önce orada doktora yapmıştım. Böyle 7 yıla yakında bir çeşitli bilimsel toplantılarımız vesaire vardı. Ondan dolayı da Türkiye'nin bir kenti gibi Bakü, Ankara gibi, Kars gibi, Elazığ gibi insanları hem aynı kültürün, aynı dili konuştuğumuz dünyadan nadir ülkelerden biridir biliyorsunuz Azerbaycan. O yüzden ilişkilerimizin çok olduğu bir ülkedir. Bu ilişkiler büyük oranda öğrenci değişimi üzerine kurgulanmış, ticari ilişkileri olan. Siyasi ve askeri ortaklığı olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla Azerbaycan'ın çok böyle yabancılık çektiğimiz, bilmediğimiz bir yer değil. Oradan Türkiye'nin gündeminden uzak bir gündem de yok maalesef. Aynı. Hocam bir de en büyük avantajı ne biliyor musun? Biz de 3 defa gittik. Ben hani özellikle Bakü'yü çok seviyorum. Yani hani en azından diyoruz ki dil olarak yabancılık çekmiyoruz. Kendi memleketimizde. Oradaki insanlarla çok güzel konuşuyoruz, anlaşıyoruz. Onlar da gerçekten Türkiye'yi çok seviyor. Yani hani Türkleri çok seviyor. Mesela
Araplarda da gidiyor işte, Arap ülkesinden gelen vatandaşlar da var. Onlara karşı mesela çok soğuklar ama Türkiye'ye karşı gerçekten çok sıcaklar ondan sonra. Yabancılık hiç hissetmedik yani. Onlar da kendilerini Türkiye'de öyle görüyorlar. Evet. Biz de kendimizi hakikaten orta öyle görüyoruz. Bugün dünyada en fazla mesela eğitim ilişkilerinin olduğu iki ülkeyiz. Doğru. Yani 20 bin civarında Azerbaycanlı öğrenci Türkiye'de yüksek öğrenim görüyor. 2500 civarında uluslararası öğrenci Türkiye'den gidiyor sadece Azerbaycan'a. Ki bu oradaki öğrenci, uluslararası öğrenci sayılarının %50'sidir. Yarısı Türkiye'den gidiyor yani. Hocam ben şey merak ediyorum. Bakü eğitim müşaviri olarak ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz orada? Ne gibi faaliyetleriniz orada? Daha doğrusu ne iş yapıyorsunuz evet, orada diyorsunuz. Evet, onu merak ediyorum. Evet, dedim ya eğitim ilişkilerimizin en çok olduğu ülkedir. Bir kere orada okullarımız var. Evet. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lisesi olan, Anadolu Lisesi olan. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Bir de iki tane ayrıca Atatürk Lisesi ile Diyanet Vakfı'nın lisesi var. Onlar lisesi vakıf var. Okulları. Türkiye evet. merkezli okulları olduğu için ilgi alanımıza giriyor. Ama asıl sorumluluğumuzda olan Türkiye Türkçesi ile eğitim yapan oradaki okullarımızdır. Bir de yüksek öğrenimden YÖK aracılığıyla orada eğitime gelenler var. Türkiye'den, Azerbaycan'dan da Türkiye'ye giden öğrenciler var. Biraz önce bahsettiğim o 21 öğrenci. Bütün bunların iş ve işlemleri müşavirliğimiz üzerinde yürüyor. Onların bütün sorunları ve problemlerini hem Türkiye'ye gidenler hem Türkiye'den gelenler açısından. Dolayısıyla da dünyada 30 civarında eğitim müşavirliği var. Tam 31 tane. 31 tane. Evet, 31 ülkede daha doğrusu evet. eğitim müşavirliğimiz var. İş yükünün, iş ilişkilerinin en fazla olduğu, eğitim ilişkilerinin en fazla olduğu ülke Azerbaycan ve Türkiye'dir. Bu da dediğim gibi aynı dili konuşmamızdan, aynı kültürün sahibi olmamızdan, bir de Sovyet dönemi de dahil Türk Cumhuriyetleri içerisinde kimliğini en az kaybeden ülkedir. Yani en fazla kimliğini saklayabilen, koruyabilen, dilini koruyabilen, kültürünü koruyabilen nadir ülkelerden biridir Azerbaycan. Evet. Çok anısı ve çok hikayesi vardır. Hakikaten dünyada çok örnek gösterilecek ilişkilerimiz de vardır. Yani kendiliğinden gelişen ilişkiler, çoğu bu ilişkilerin. Mesela oraya gitmeden önce, daha önce gitmiş miydiniz yoksa hani... Çok gitmiştim. Son 7 yılda da çok geliyordum. Bir de burada Elazığ'da görevliyken de o dönemin valisi, rektörü, belediye başkanı... Bu Hazar Şiir akşamları için değil mi hocam? Elmas Yıldırım'ı anma töreni için gitmiştik. Bu bizim buradaki Manas grubunun organize ettiği evet, bir doğru. faaliyetti. Faaliyette. İlk o zaman gitmiştik. 2003 veya evet. 2004 yılı olması ben lazım. 2004'te Hazar Şiir akşamları için gitmiştik biz de. Orada da yapılmış. Evet, bir de orada Hazar Şiir akşamları evet. yapıldı, doğru. Doğru. Orada bile dikkatimizi çekmişti yani bir anma töreni için salona girdiğimizde salonun tıklım tıklım dolu olması, kültürel faaliyetlere çok yatkın olması, eğitim düzeyinin yüksek olması. Biliyorsunuz Sovyet döneminde en fazla ağırlık verilen husus eğitimdir. Eğitimdir. Yani dünyada en dönüştürücü eğitim sistemi Sovyet dönemi eğitim sistemidir. Eğitim sistemidir, doğru. Baskıdır, ideolojiktir, dönüştürücüdür. Onların bir kısım şeyleri devam ediyor. Yani hocam kıyaslama yapacak olursak, hani Türkiye'de de eğitim camiasının içerisindeydiniz, orada da. Aramızda fark var mı yani eğitim kalitesi açısından veyahut da model olarak? Var tabii. Evet, çünkü yani hangi, onların ne? İyi olduğu alanlar var, bizim iyi olduğumuz alanlar var. Evet. Mesela onların ilkokul eğitimini ben daha çok dönüştürücü gördüm. Kaç yaşında başlıyorlar? Aynı mı bizde? Aynı 6 yaşında başlıyor. 6,5 yaşında daha doğrusu. Doğru. Bizde 7'dir biliyorsun. Aslında o yöntemler Sovyet döneminden Rus eğitim sisteminin yöntemleridir. Büyük bölümü evet, üniversitede de aslında var, ortaokul lisede de var. Ancak en fazla etkisini ilkokulda gösteriyor. Çünkü ilkokula başlayan bir çocuk hem Azerbaycan Türkçesiyle hem öğreniyor, eğitimi görüyor. Hem Rusça görüyor, hem bir yabancı dil öğreniyor. Evet. Çok ilgimi çekmişti. Tabii, sosyal medyada evet. falan da paylaştım. Çok dönüştürücü dedi. Yani ilkokul birinci sınıfta itibaren çocuk üç dilli olarak öğrenebiliyor demek. Yöntemlerinin etkiliğinden.
Daha sonra biraz gevşemesinin sebebi de bir şey var. Yani özellikle üniversite eğitimi açısından biraz gevşeme var. Onun da bir takım süreçlerinin Sovyet döneminden kalma süreçlerden kaynaklandığını düşünüyorum ben. Onun iyileşmesi için çok çabaları var. Ama onlarda bir bilimler akademisi kültürü var ki o da bambaşka bir boyut kazandırıyor şeye, eğitim sistemine. Şey nasıl hocam mesela ben gelecek adına belki biraz sonra daha geniş konuşuruz ama özellikle bazı meslekler var ki yani eleman bulamamakta zorlanacağız. Yani çıraklık dönemi bitti gibi yani elez artık çıraklık yok gibi. Mesela iyi bir ben her zaman söyleyeyim iyi mühendisliği bitireceğim normal mühendisliği. Mesela iyi bir tesisat ustası olsa, iyi marangoz ustası olsa, iyi elektrik ustası olsa belki daha çok para kazanacak, daha çok iş garantisi. Mesela orada da mesleklere yönlendirme var mı hocam yoksa En sıkıntılı olan oldukları alan maalesef mesleki eğitim alanıdır. Hatta Türkiye'nin bir işbirliği de söz konusu. Orada Milli Eğitim Bakanımız geldiğinde orada bir meslek lisesini de gezdirmiştik. Bir Güney Kore modeli bir yapılanmadı olduğu için oraya girmiştik ama şu anda Azerbaycan'da en sorunlu alan bu peşe mektebi diyorlar onlar mesleki eğitime. Mesleki eğitim. Bunlar çok iyi işlemiyor. Bizde de var aynı sorun maalesef. Tabii. Bu Türk dünyasının genelinde var. Bunun temeli çok eskilere dayanıyor aslında. Evet. Bizim kendimize özgü bir okul modeli geliştiremememizden kaynaklı bir sıkıntıdır. Mesela Atatürk döneminde Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarında yurt dışına gönderdiğimiz öğrencilere bakıyoruz. Osmanlı döneminde gelen bir sıkıntı demek ki mesela duvar ustalığı için, ayakkabıcılık için, işte marangozluk için yurt dışına biz öğrenci göndermişiz. Evet. Yani orada bu meslekleri öğrensinler diye. Yurt dışına batıya öğrenci göndermişiz. Evet. Bu demek ki ben de bir meslek lisesi mezunu olarak bunu gözlüyorum. Gözledim daha doğrusu. Mesleki eğitimimiz bizde olduğu gibi Türk dünyasında problem. Daha yeni yeni bu son yıllarda özellikle bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 vizyonu kapsamındaki planlamasında mesleki eğitime işte yüksek puanlı öğrencilerin tercih etmesi, bu pandemi sürecindeki meslek liselerinin ön plana çıkması. Maske üretiminde, solunum cihazı üretiminde vesaire, hatta dezenfektan üretiminde bile batılı ülkelerin çok gelişmiş o sistemleri üretemezken, hızlı bir şekilde üretemezken bizim halk eğitim, meslek eğitim bir boyutu olan halk eğitim merkezleri bile şey üretmeye başladılar. Doğru. Bu da bizim aslında o kadar kötü olmadığımızı ama bunların çok iyi geliştirilmesi gerektiği noktasında hatta Türk dünyasına da örnek teşkil edecek uygulamalar olduğunu gördük bu süreçte. Evet. Hocam şeyden başlayacak olursak, yani hani şimdi daha rahat konuşabilirsiniz. Elazığ'dan başlayacak olursak, nasıl görüyorsunuz eğitim sistemimizi? Yani artısıyla, eksisiyle. Dün katıldığım bir programda da konuştum. Evet. Bunu şöyle formüle etmekte yarar var. Elazığ'daki eğitimdeki gelişmelerin en dikkat çekeni, geleceğe dönük olan 3. Fen Lisesi'nin açılışıdır bence. Neden? Şimdi ben eğitim tarihçisiyim aynı zamanda. Evet. Doktor alanım Türklerdeki eğitim. Onun çalışmasını yaparken bunu daha net gördüm ve Türk dünyasındaki Batı eğitim sistemleriyle karşılaştırmalı olarak da gördüğüm şuydu. Bu pandemi sürecinde bu eğitimin farkını çok daha iyi gördük. Nasıl gördük hocam? Nasıl gördük? Evet. Yurt dışında daha çok güzel görüyorsun. Şimdi düşünün ki Türkiye Elazığ'da bir deprem olmuş. Evet. 6.8 şiddette çok ağır bir deprem geçirmiş. Peşinden bir pandemi süreci olmuş. Yıkık dökük evleriniz var. Kış ayı dışarı çıkacaksınız, içeri gireceksiniz. Yani bu 2020'yi hiçbir zaman herhalde Elazığlılar hatırlamak istemeyeceklerdir. Evet. Türkiye'de aynı hocam. Türkiye'de aynı ama biz şehir olarak bu konuda çok daha farklı etkilendik. Şimdi 1964 yılında Sovyetler uzaya bir araç fırlatınca biliyorsunuz uzayacı. Evet. Amerikalılar eğitim sistemini sorgularken dediler ki biz fen eğitimine ağırlık vermeliyiz ki bu teknolojiyi biz üretebilelim. Doğru. Ruslar bizden önce nasıl uzaya fırlattılar?
O zamanlar fen liseleri modelini geliştirdiler. Şeydeki İstanbul'daki bir Amerikan firmasının CEO'su, yani yöneticisi nin girişimiyle Ankara'daki bir takım akademisyenlerin de girişimiyle bir fen lisesi modeli ortaya çıkarıyorlar. O aralarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi de kurulmuş. Evet. Fakat Orta Doğu Teknik Üniversitesi henüz Orta Doğu Teknik Üniversitesi değil. İşte Anıttepe'deki bir geçici binada eğitim görüyor. Bu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tüm Orta Doğu'ya bilim ve fen üretecek insan yetiştirilmesi ve bilim üretilmesi için öncülük etmesi gerekiyor. O Ankara Fen Lisesi'nin tarihçesini okurken, araştırırken daha doğrusu. Türkiye'nin ilk fen lisesi şey mi hocam? Ankara Fen Lisesi mi? Ankara Fen Lisesi, fen lisesi. 1964 yılında ama 64'te. İstanbul Fen Lisesi tam 20 yıl sonra, 80 darbesinden sonra açılmış. İstanbul Fen Lisesi açıldıktan sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerine fen liseleri açılmaya başlanmış. Ve bu fen liseleri büyük oranda ne yetiştirmiş? Büyük oranda tıp fakültelerinin öğrenci kaynağı oldu. Zaten Ankara Fen Lisesi kurulurken ODTÜ'nün tam böyle ODTÜ'yü görecek şekilde. Hatta oradaki akademisyenlerden biri diyor ki buradaki öğrenciler burada okurken hedeflerini ODTÜ'yü görsünler, orayı hedeflesinler. Bu üniversitelerine okumayı hayal etsinler. Zaten ilk yıllarda Ankara Fen Lisesi aynı zamanda ODTÜ'nün orta öğretimdeki öğrenci yetiştiricisi olmuş yani. Orta Doğu kimliğini zaten bu fen liseleri sayesinde kazanıyor tabii yani. Evet. Daha sonra ne oluyor? Fen liseleri tıp fakültelerine öğrenci yetiştiren bir alt şey oluyor. Çünkü bütün kaynaklarda, bütün istatistiklerde inceledim. İyi tıp fakültelerinin kaynağı fen liselerinin öğrencileridir. Evet. Dolayısıyla üçüncü fen lisesinin açılması. Ama öncesi var. Evet. Tıp fakültelerinin tabii geçmişi eskidir. Ta Osmanlı döneminde askeri tıpla başlayan bizim bir tıp eğitimi maceramız var. Onu bir yerde koyuyoruz. Elazığ'daki üçüncü fen lisesinin açılmasının iyi öğrencilerin, öğrenmeye açık öğrencilerin gidebilecekleri üçüncü bir okulun olması hayati önem taşıyor. Neden? Evet. Çünkü fen ve mühendislik alanına büyük oranda öğrenci kaynağıdır bunlar. Pandemi sürecinde sağlık sistemimizdeki iyi şeyler bütün dünyaya örnek oldu. Bu hakikaten dışarıda bakarken göz kamaştırıcıydı. Uygulamalarımız, sürecin yönetimi, altyapısı, araç gereç üretimi, malzeme üretimi vesaire. Bunun kaynağı neredeydi? Hatta bu aile hekimliklerindeki bu filasyon dedikleri bu işte bulaş meselesinin çözümünde bile doktorların oradaki başarısı bile aldıkları iyi eğitim sonucuydu. Evet. Eğer ülkenizde iyi okullarınız varsa, iyi insan kaynakları yetiştirebiliyorsanız her alanda başarılı olursunuz. Evet. Her alanda örnek olursunuz. 40 günde İstanbul'a 2 tane mühendislik eseri ortaya çıktı. Aslında o gözden kaçtı ama o pandemi hastanelerin 40 günde kurulması büyük bir mühendislik başarısıdır aynı zamanda. Tabii. Bunu da kabul etmek lazım. Tabii. Bir tarafta sağlık elemanlarınıza güveniyorsunuz. Doktorlarınıza, hemşirelerinize, sağlık memurlarınıza güveniyorsunuz. Bir yandan da bu işi yapabilecek mühendislerinize güveniyorsunuz. Bugün bir bağlantısı da temeli nereye dayanıyor? İTÜ'ye dayanıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne dayanıyor. Türk tarihinde, hem Türk dünyası hem burayı sorduğun için bunu söylemem lazım. Türk tarihinde eğer medreselere bilim girseydi, köy enstitülerine de din girseydi bizim dünya çapında okul modellerimiz olacaktı ve biz dünyaya eğitim ihracı yapabilecektik. Biz şu anda eğitim ithalatçısıyız. Dünyanın her tarafına öğrenciyi yetiştirmek için gönderiyoruz ama dünyanın hiçbir yerinde yeteri kadar uluslararası öğrenci Türkiye'ye niye çekemiyoruz? Çünkü bizim Harvard'larımız, Oxford'larımız oluşmadı. Dünyada en çok konuşulan 5 dilden biri olan Türkçe eğitim yapan başka ülke öğrencilerinin de bizimkilerin koştuğu gibi koşup geleceği yerli okullarımız olmadı. Türk dünyasının hiçbir yerinde oluşmadı maalesef. Doğru. Ama bir fen liseleri örneği
Türk dünyası için model olabilecek, Türkiye Türkçesinin eğitim yapan, bilim adamı yetiştiren, bilim insanı yetiştirebilecek bir kaynaktır. Doğru. Neden? Türkçe eğitimi yapıyor. Neden? Çünkü bilim ana dilde gelişiyor. Doğru. Hocam mesela burada baktığımız zaman özellikle fen liselerinin başarısı mı? Yoksa mesela diyelim ki oradaki verilen eğitim mi? Yoksa şöyle bir kanaat da var. İşte hani zeki öğrenciler, başarılı öğrenciler okulda toplandığı için birbirleriyle yarışıyorlar. Ondan dolayı kültür, bu başarı geliyor diyor. Katılıyor musunuz buna? Katılıyorum. Evet. Katılıyorum ama o modelde okullarınız olacak. Yani iyi olan öğrencilerin toplandığı okullar olacak. Bugün Türkiye'de neden en pahalı okullar, en yüksek sınavlı öğrencilerimiz yabancı okullara gidiyor? Türkiye, kendi ülkemizde gönderiyoruz. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Fransa'nın eğitimsel sorunlarımız var. Biz orada bir okul açmak istiyoruz ama Fransız hükümeti Türkçe eğitim yapan okul açmasına Batı ülkelerinden hiçbir tanesi müsaade etmiyorlar. Batı ülkelerinde de şey ağırlıkta mı hocam? Özel okullar yoksa nasıl orada? Batı ülkelerinde ülkeye değişiyor ama özel okulculuk yok orada. Ha yok. Devlet. Okulu. Özellikle Almanya'da, Fransa'da. Hatta Almanya'da 250 civarında öğrenciyi bulduğunuz zaman bir özel okul açabiliyorsunuz. Doğru. 250 öğrenciden sonra o öğrencilerin ücretlerini devlet ödüyor yine yani. Hocam şimdi mesela dediniz ki hani fen lisesinin açılması çok iyi oldu dediniz. Ama kalite düşmüyor mu? Yani yok. Şey açısından. Bir de mesela baktığım zaman hocam. Mesela eskiden fen lisesindeki öğretmenler seçilerek alınırdı. Ama son zamanlarda baktığımız zaman öyle bir sistem yok yani. Hani biraz daha işte hani demek istemiyorum ama hani işte çevresi olan, ağırlığı olan ondan sonra fen lisesinde öğretmen olma ihtimali de oldu yani. Hani bir kriter olmadığı için. Şimdi Zeki Bunlar Bey, dezavantaj değil mi hocam? Zeki Bey şöyle, bu iş biraz Türkiye'de abartılıyor. Neden abartılıyor? Türkiye'deki bütün öğretmenler benzer üniversitelerden mezun oluyorlar. 4 yıllık eğitim alıyorlar. Şimdi Azerbaycan'da bizim bir okulumuz var. Evet. 100 civarında öğretmeni var. Öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan seçiliyor. En az 5 yıllık bir deneyim arıyor. Yazılı ve sözlü sınavı yapıldıktan sonra, çeşitli araştırmalardan sonra öğretmenler oraya atanabiliyor. Ama sorulduğu zaman buradaki öğretmenlerin iyi öğretmen olmadığını işte çeşitli vakıfların geçmişte özellikle bu çok yapılmış. Devletin öğretmenler yani devletin atadığı öğretmenleri kötü göstermek için böyle bir imaj yayılmış. Aslında dünyanın en iyi öğretmenleridir. Çok iyi yetişmişler, seçilerek atanıyorlar, deneyimleri var vesaire yani. Ama neden böyle bir yargı var? Şimdi siz Elazığ özelinde konuşalım. Evet. Bir okulda herhangi bir sorun olduğu zaman herkes Milli Eğitim Müdürü'ne veya müdürlüğüne veya öğretmenlere yükleniyor değil mi? Tabii doğru. Yükleniyor. Peki niye kimse ormancılara burada orman müdürlüğü var, bu kadar mühendis çalışıyor, bu kadar şey yapıyor. Hani sizin ağaçlarınız diye sormuyorsunuz veya bu kadar dengesiz bir imarınız var, bu imar mühendisler burada ne yapıyor diye kimse sormuyor. Niye sormuyorsunuz? Yok, soruyorlar ama. Şimdi ne oldu? Hayır, şu anda depremden dolayı çevre şehircilik ilim bölümü, AFAD'a. Depremden dolayı soruyorsunuz ama. Depremden sonra önce şehrin ya Bakü'de bir tepeye çıktığınız zaman, şehire baktığınız zaman mimarisini, inşaatlarını, evlerini, en kenar mahallesindeki varoş dediğimiz bizdeki gece kondu mahalleleri gibi evleri bile sapasağlam evler biliyor musunuz? Evet, doğru. Kötü şartlarda ama evleri sağlamdır. Sağlamdır. Ya batıda bir ülkeye gittiğiniz zaman soruyorsunuz oradaki, bir sormuştuk mesela bir tarih öğretmenine burada tarih derslerini nasıl işliyorsunuz? Tarihe gerek yok ki, burada bizim 200 yıllık binalarımız var. Herkes dedesinin evinde oturuyor. Evet. Orada zaten yaşıyor, doğru, diyorlardı. Biz burada bir Cumhuriyet döneminde yapılmış bir belediye binamızı koruyup da şey yapamadık. Yani mimari bir kültür oluşturamadık. Evet. Harput'a çıkıp baktığın zaman şehrin görüntüsü görüntü müdür? Değil. O evler, bu inşaatlar. Şimdi Nail Bey mahallesinde oturuyoruz. Evet. Nail Bey mahallesinin yani o 6.8'lik depremde Allah korusun. Yok, doğru. Hayır, şuna getirmeye çalışıyorum. Ya, deprem ayrı gireceğim de o yüzden. Depreme ayrı. Yani hani o eğitimle ilgisi evet, şudur. Evet. İyi okullarınız, iyi yetiştirdiğiniz öğrencileriniz, iyi yetiştirdiğiniz iyi üniversiteleriniz oluşmazsa yetiştirdiğiniz insan kaynakları sonuçta sizi böyle bir şeye mahkum eder. Evet. Böyle bir yapıya mahkum eder.
burada mühendis, biraz önce biz İTÜ'den bahsettik. Doğru. Bugün İTÜ'de niye bahsediyoruz? Bugün İHA'lar, SİHA'ların kaynağı tabii. İTÜ'dür. Evet. Değil mi? Bir Albayraklar İTÜ'de hocadır. Tabii. Oğlu da orada yetişiyor. Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel, Turgut Özel İTÜ mezunlardı. Tabii doğru. Yerli bir okuldu. Türkçe eğitimi yapıyordu. Ve hakikaten bütün barajların kaynağında ve bugün bütün dünyaya örnek olacak şey de bu mühendislik fakültesinin şeyi vardır. Doğru. Emeği vardır. Evet. Kaynağı vardır. Doğru. Bugün sağlıkta başarımızın kaynağı tıp fakülteleridir. Kim ne derse desin dışarıda daha iyi görüyoruz yani. Tıp eğitimidir. Evet. Biz neden mühendislerimizin tamamını İTÜ kültüründen besleyip bu tür sistemleri ortaya koyamıyoruz? Fen liseleri onun için önemlidir. Elazığ'da bir tane fen lisesi vardı. Kaya Kara fen lisesi biliyorsunuz. Evet. En üst dilimden öğrenci alırdı. İkinci fen lisesi ben dönemimden açtık. Cemil Meriç Fen Lisesi. Evet. Bir dilim de oradan alacak. Şimdi de Ahmet Kabak'la Anadolu Öğretmen Lisesi, bir ara Ahmet Kabak'la Anadolu Öğretmen Lisesi Türkiye'deki en iyi 8 okul arasına girmişti. Bu kadar iyi okullarımızı öğrenciyi seçerek alıp üniversitelere, iyi üniversitelere taşıması açısından bu çok önemlidir. Çünkü iyi öğrencilerinizi kendi okullarınızda eğitemezseniz, yabancı okulların tuzağına düşürüyoruz. Evet. Bunun için çok önemli. Ya, önemli hocam da. Şimdi mesela şöyle bir durum da var. Mesela hani kanaat, yani siz ona katılıyor musunuz bilmiyorum. İşte son 20 yılda Türkiye'nin birçok alanda çok başarılı olduğunu, işte sağlıktan tutun, işte dış politikaya, ulaşıma falan, yani birçok alanda çok başarılı olduğunu, ama iki alanda başarısı olduğu ifade ediliyor. Yani herkese ortak kanaat. Biri eğitim, biri tarım. Katılıyor musunuz? Yani eğitimde mesela son 20 yıla baktığımız zaman işte istediğimiz seviyeye gelebildik mi? Yani başarılı olabildik mi? Katılıyorum tabii. Yani hangi yönden katılıyorsunuz? Şundan katılıyorum. Eğitim sektörü sadece 1 milyon öğretmen çalışıyor. 1 milyon tane öğretmenin çalıştığı, 18 milyon öğrencinizin olduğu bu devasa yapıyı çok profesyonel bir şekilde yönetebilmek için profesyonel bir şekilde yöneticilerinizin yetişmesi lazım. Değil mi? Evet. Bu nerede yetişecek? Okullarda yetişecek. Biz şimdi şehrin çarpık yapılaşmasına kimi sorumlu tutuyoruz? Mühendislik eğitimini sorumlu tutuyoruz. O da eğitimin bir parçası sonuçta. Biz onun için diyoruz fen lisesi türü, yerli eğitim yapan, bilimsel eğitim yapan fen lisesi türü okullarımızın sayısını çoğaltabilirsek, burada okuyacak öğrenci sayısını çoğaltabilirsek, geleceğe dönük olarak orada yetişen insan kaynakları daha iyi şeyler yapacak. Mesela hocam şeye baktığımız zaman, yani biraz daha yerele girecek olursak, Elazığ'ın eğitimi nasıl görüyorsunuz? Yani mesela diyelim küvette daha başarılı olabilmemiz için, Türkiye'de ses getirebilmemiz için nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor? Türkiye'den ne sesi getireceğiz mesela? Ya benim mesela en büyük hayalim neydi biliyor musun hocam? Bunu daha önceki programlarda da söyledim. Diyelim ki Elazığ'daki çok zeki öğrencileri, yani bir vakıf kurup bunu Malatya yapıyor mesela. Bu öğrencileri diyelim ki senede 10 tane öğrenci belirleyecek, bir vakıf kuracaksın. Bu öğrencileri ta işte üniversite eğitimlerine atıp takip alacaksın. Bunların işte yurt dışında eğitim almalarını falan ne sağlayacaktın daha sonra? Daha sonra bunlar gelecek, Türkiye'deki önemli yerlere gelecek. Bunların bu memlekete katkıları olacak ondan sonra. İşte o, oraya kadar tamam, oraya kadar evet. Tamam da o iyi öğrencilerinizi yurt mesela dışına eğitime gönderdiğiniz gönderme vizyonu evet. Orayı koparıyor. Ben de diyorum ki işte onu ben mesela yereldeki iyi okullarınızı geliştirebilirseniz, yerelde bu çocukları yetiştirebilirseniz, yurt dışı eğitim hedefiyle değil, yurt içinde yetiştirebilecek, işte ODTÜ gibi, Boğaziçi gibi, İTÜ gibi iyi üniversitelerinizden yetiştirip siz İHA'larınızı, ben yerel içindim, siz evet, İHA'larınızı, SİHA'larınızı yurt dışı eğitimlerle biz kazanmadı bu ülke. Evet. Bunu bilelim yani. Bu çok önemlidir çünkü. Bu barajların yapılmasını sağlayan mühendislerimiz yurt dışı eğitimlilerden çok yurt içi eğitimlilerde. Mutlaka hocam temeline baksak bilmiyorum şeyin
albayraklarının, ama yani onların da yurt dışı bağlantısı vardır hocam. Yani şey var, olarak, eğitim alma açısından söylüyorum. Var ama. Yani, var ama. Olmasa da o ekibin var, içinde var. Mutlaka yurt dışında eğitim almışlardır hocam. Yurt dışı eğitime karşı olduğumuzdan dolayı evet. Değil. Ama merkezleri İTÜ'dür. Evet. Siz şimdi ilkokuldan itibaren çocuklarınızı yurt dışındaki okullara gönderdiğiniz zaman orada yerli bir bilim adamı geliştiremiyorsunuz. Ve şu ana kadar böyle bir bilim adamı nereden çıktı? Bilim adamı Mardin Sahur'dan çıktı. Mardin Sahur'daki okullarda okuyup İstanbul Cerrahpaşa'da okuttuğunuz hocanızdan çıktı. Evet. Sosyal bilimler açısından demiyorum. O ideolojik boyutu var çünkü onun. Ama fen alanında ilk defa biz ödülü nereden aldık? Kendi yerli okullarınıza yetiştirdiklerinizden alabiliyorsunuz. Bunu görmek lazım. Bu iklimi, bu ortamı oluşturmak lazım ya. Onun için kendi yerel eğitim kalitemizi geliştirmemiz gerekiyor. Elazığ'daki durumu Türkiye'den mesela bağımsız göremeyiz. Mesela izleyicimize mesaj atmış müdürüm, diyor ki Raci Özer, Zeki Bey diyor, Nihat Müdürüm'e sorar mısınız diyor. Şehrin çarpık yapılaşmasını mühendislerden çok siyasilerin rolü yok mudur diyor. Mesela şimdi mesela siz dediniz ki iyi mühendis yetiştirseydik böyle bir çarpıklaşma olmazdı dediniz. Evet. Ama ben de baktığımız zaman özellikle hani şehrin imarları belediye meclisinden onaylanır. Belediye meclisi üyeliğinden geçer. Evet. Hani zamanla baktığım zaman imar komisyonları başkanlarına mesela çoğu mühendis yoktur yani. Hani geçmişten bugüne hayır, bakalım. Hayır. Hepsini inceledim. Hepsinin altında mühendislerin imzası geçen var. Geçen dönem. Ya meclis üyesidir ya belediye hayır, başkanıdır. İmar ya, komisyonu ya imar komisyonu başkanıdır. İmar komisyonları başkanlarında şey yoktu mesela. Şu an mesela geçen sene inşaat mıydı bilmiyorum Sami Bey hangi? Zeki Bey o projeyi siyasetin önüne götüren mühendistir. Katılmıyorum hocam. Projeyi hazırlayıp götüren eğer bir talimatla proje değiştiriyorsa yani o mühendis değildir. Yani Elazığ'daki imarın yani iyi veya da kötü onu bilmiyorum artık. Kamuoyu takdirini versin yani iyi mi kötü mü Elazığ'ın imarı. Yani kesinlikle mühendislerden ziyade belediye meclis üyelerinin kararıyla geçen siyasi bir karardır. Yani hepsine son 30-40 yıla baktığımız zaman imar tadilatı yapabilmek için mühendis imzası gerekiyor. Yok gerekmiyor. Kesinlikle gerekmiyor hocam. Şehir plancısının bir gerekiyor. Şehir plancısı. Evet. Ama kararları alan ondan sonra belediye meclis üyeleri. Ama o karar vericinin önüne kim götürüyor? Teknik bir bilgi lazım yok, orada. Teknik bir mesele lazım orada. Kesinlikle değil hocam. Zeki Bey teknik bir şey lazım orada. Nasıl biliyor musunuz hocam? Bak size, ben imarla ilgili çok program yaptım. Yani olaya da hakim olduğuma inanıyorum. Yani sebebi şu. Yani tamam şehir plancısının görüşü alınmak gerekiyor ama o da formalite yani. Şehir plancısına zaten belediye ihale yaptığı için ondan sonra imar komisyonu veya işte dönemin belediye başkanı nasıl isterse hocam o şekilde. Mesela diyelim ki otopark alanı imar açılacak. Hı-hı. Elazığ'da hocam mesela park alanı imar açıldı. Bunda hiçbir mühendisin altında imzası yok yani. Nasıl? Doğu kentteki yeşil alan, park alanı yani bildiğimiz içinde ağaçlar olan, hı-hı, çocuk oyuncakları olan, salıncaklar olan park yani yeşil alan imar açıldı. Ruhsat verildi, inşaat alındı. Daha sonra da satıldı orası. Hı-hı. Doğu kentte yani Doğu kentler bizi izliyorsa biliyordur orayı. Orada hiçbir mühendisin imzası yok yani. Belediye meclis üyelerinin oyları aynı zamanda işte imar komisyonu şehir plancısının imzası. Zeki Bey, hiçbir mühendisi yok hocam. Bütün projeler çizilirken kararlar alınacak inşaat aşamasında, imar aşamasında, evet, imar tadilatında mühendisler karar veriyor. Mühendisler kararı oluşturuyor daha doğrusu. O mühendis siyasetçi de olabilir. Yani evet. Yok mühendise olmuyor hocam. Gerçekten. Elazığ'ın geçmişinde kaç tane mühendis kökenli belediye başkanı var? Evet. Yok şey muydu? Var, Behçet Bey var. Behçet evet. Bey'di. Mücahit Bey teknikerdi yani. Yok, teknik. Mühendisti. Fırat mühendislik mezunu. Evet. Mücahit Bey de mühendisti. Evet. Süleyman Bey eğitimciydi. Şahin Bey de eğitimci sayılır. İmar komisyonu başkanları mühendis kökenli, çoğu mühendis müteahhit kökenliydi. Ha. Hayır, ben incelediğim için biliyorum. Evet. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne şehrin şeyinde hem kitabını Ankara'da çalıştığım kurumun evet, kitaplarını bastırdık, yazdırdık. Elazığ'la ilgili 3 cilt kitap basımına ya, vesile olduk. Daha sonra başka bir 50'li yıllara kadar olan dönemi işleyen evet, kitabı yayınladık. Bunları yayınlarken önce kendim okuyordum. Okumadan yayınlamıyorduk, yok, biliyorsunuz. Doğru. Dolayısıyla da sadece bu şehrin değil, bütün şehrin planlamalarında sonuçta mühendislerin emeği vardır. Mühendislerin bilgisi vardır. Daha doğrusu bilgisi vardır. Ama bu etkilenip de karar değiştirmişler midir? Değiştirmişlerdir. Evet. Onu ben bizzat bu şehirde kendim gördüm.
Biraz önce bahsettim. 2003 yılında hatta bugün çevre şehirciliğe uğradım. Oradaki arkadaşlarla da konuştuk. O zamanki bayındırlık müdürleriyle mühendislerini, biz mühendisleri topladık. Bütün binaların nasıl planlanması gerektiğini, okul binaları için tabii. Evet. Nasıl depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor? Yönetmeliğe uygun bina nasıl... Mühendislerin rolü vardır ama şehrin planının yapılmasında kesinlikle mühendislerin rolü yok diye biliyorum hocam. O tartışmalıdır Zeki Bey. Hocam şey yapalım, mesela diyelim ki özellikle Elazığ'da zaman zaman da ikinci bir üniversite tartışılıyor. İşte kurulsun mu kurulmasın mı diye. Hani ben kendi kanatımı söylüyorum hocam. Yani ben mesela ikinci üniversiteyi çok destekliyorum. Ve Elazığ'a karşı da bir haksızlık yapıldığı kanaatindeyim. Niye diyeceksiniz? Atatürk Üniversitesi'nin bakanı vardı. İkinci üniversite kuruldu. Sivas bizden daha sonra açıldı. Cumhuriyet Üniversitesi bakanı vardı. İsmet Yılmaz ikinci üniversite kuruldu. Malatya'da işte... Bülent Tüfekçi vardı, Özdemir Çalık vardı. Bölündü bir üniversite, iki üniversite oldu. Yani iki üniversite oldu. Hatta Malatya'ya şu anda ikinci tıp fakültesi kuruluyor. Bir İnönü Üniversitesi tıp fakültesi var. Bir de Turgut Özal'a ayrıyeten üniversitesine tıp fakültesi kurulacak ki... Tıp fakültesi oraya devredildi sanıyorum. Yok, devredildi. Edilmedi mi? Yani ayrı ayrı. Yani Malatya'da iki tane tıp fakültesi olacak. Yani bizim üniversitemizin daha geçmiş olduğuna baktığımız zaman Fırat Üniversitesi'nin ikiye bölünmesi mi iyi yoksa bu şekilde devam etmesi lazım? Yani eğitim açısından, kalite açısından düne kadar yeni bir üniversite ihtiyacı vardı. Ama Türkiye'nin her ilinde üniversite olduktan sonra artık ikinci bir üniversiteye burada kaldırmaz. Ben size söyleyeyim. Ama şeylerin markası olması açısından ya Kayseri'de 3 tane üniversite var, Malatya'da 2 tane üniversite var, işte Erzurum'da 2 tane üniversite var. Bu şehirlerin büyüklüğünü göstermez mi yani psikolojik olarak? Gösterir ama o üniversiteler... Mesela diyelim ki burası ikiye bölünse dezavantajı ne olurdu hocam? Hiçbir avantajının olacağını sanmıyorum. 2 tane üniversitenin olması çok fazla bir şey ifade etmezdi. Ama Fırat Üniversitesi'ni geliştirip marka bir üniversite haline getirme şansımız vardı. Hala da var. Evet. Bunu bir yerelleştirmeden... akademik kadroları akrabalaştırmadan yapabilme imkanı vardır. Çünkü bilim akrabalaşmayı kaldırmıyor maalesef. Evet. Onun için bunu Fırat Üniversitesi'ni geliştirmek üzerine kurgulamamız lazım. İkinci üniversiteye işte bir 10 yıl önce hatta 5 yıl öncesine kadar vardı. Ama şimdi Türkiye'nin her tarafında üniversiteler oldu. Üniversiteler öğrenci bulmakta artık zorlanıyorlar. Ya bazı bölümler kapandı. Daha çok çoğu kapandı. Bundan sonra daha çok zorlanacaklar. Dolayısıyla üniversitenize farklı bölümlerle, şu anda bölümlerin çoğu da oluştu zaten, kaliteli eğitim hizmeti verip mezunlarınızı görünür hale getirirseniz, diplomanızı anlamlı hale getirirseniz o üniversite daha iyi şey görür, iş görür. İkinci bir üniversite küçük şehirde daha fazla bir şey getireceği diyorum ya, bir 10 yıl öncesine kadar çok büyük bir ihtiyaçtı. Ama şimdi o zaman yapmak gerekiyordu yani. Evet. Şimdi çok fazla bir gelişmeye bir katkısı olacağını sanmıyorum. Yani katkısı olmaz diyorsun. Olmaz. Çünkü üniversite... ler artık her tarafta sayıları yeteri kadar oluştu. Bütün illerdeki üniversitelere öğrenci çekmek için bütün üniversiteler artık yeni konseptler, yeni programlar ortaya koyuyorlar. Öğrenci çekmeye çalışıyorlar. Ben Azerbaycan'da yapılan YÖS sınavlarından dolayı bu üniversitelerin özellikle dışarıda öğrenci çekme uğraşlarını gördüğüm için söylüyorum. Evet. Yeni bir üniversiteden çok mevcut üniversiteyi, ki Türkiye'nin en eski üniversitelerden bir tanesidir biliyorsunuz Fırat Üniversitesi. Tabii, doğru. Bu üniversiteyi marka bir üniversite haline, dünyanın her tarafında öğrencinin tercih edebileceği bir üniversite haline getirebilirsek büyük bir başarı olur. Şehri, hem şehre katkısı olur hem yeni insan kaynağı yetiştirmemize katkısı olur. Dolayısıyla yeni bir üniversite, yeni binalar, yeni çok fazla anlam ifade etmez. Çünkü Fırat Üniversitesi'nin çevresine de çok faydası oldu. Tunceli'de, Bingöl'de, Muş'taki üniversitelerin özellikle akademisyen kaynağı Elazığ Fırat Üniversitesi'ni biliyorsunuz. Evet. Yani onlara da büyük bir katkı sağlandı. Ama burası için yeni bir üniversitenin yeni idari kadrolar üretmekten başka bir faydası olacağına ben şahsen
bir eğitimci olarak. Hani şey olarak hocam, bizim mesela şey hani bölünerek büyüme modeli var ya hocam. Yani en azından şehrin ekonomisine katkısı şimdi olur. Öğrenci sayımız artar. Rus modelinde. Birbirleriyle yarışır diye düşünüyoruz üniversitenin. Yok, onu artık çevresindeki üniversitelerle yarışmaya bakıyor artık üniversiteler. Kendi şehir içindeki mesela, üniversitelerden çok. Hani biraz önce de söyledim hocam. Bir şehirde bir üniversite olması, diğer şehirde 2-3 tane üniversite olması psikolojik olarak etkilemez mi hocam? Yani şey olarak baktığın zaman. Dün için etkiliyor da bugün için etkilemiyor inanki ya. Evet. Niye biliyor musunuz? Ya ne kadar büyük şehirmiş falan ne diyen hocam. Yani Kayseri'ye büyük şehir diyebiliyorsun. Sanayisi gelişmiş. Gaziantep'e diyebiliyorsun. Sanayisi gelişmiş. Sivas, Erzurum. Malatya büyük şehir oldu. Erzurum büyük şehirdir. Sivas büyük şehirdir. Yani Sivas büyük şehir değil hocam. Ya bir büyük şehir olacak. He olacak. Yani 630. Olmakta ama zorlanıyor çünkü. Yani Cumhuriyet Üniversitesi mi eski bizim üniversite mi hocam? Aynı zamanlarda kuruldu diye zamanlarda hatırlıyorum. Evet. Fırat Üniversitesi 70'li yıllara dayanıyor biliyorsunuz. Evet, doğru. Ama yani şimdi biraz önce Fırat Üniversitesi'nin kuruluşu Mimarlık Fakültesidir biliyorsunuz. Mimarlık mı? Devlet Mimar Mühendislik Akademisi'yle başlamış. Evet. Mimarimiz de ortada olduğuna göre bu da tartışmalı yani. Evet. Yani bu eğitimin insan kaynağı yetiştirme noktasındaki, iyi insan kaynaklarını yetiştirme noktasındaki geçmişi ve geleceğine baktığın zaman, kıyasladığın zaman, ürününe baktığın zaman tartışmalı. Mesela tıp eğitimindeki başarıyı burada gösterememişiz. Hocam mesela zor bir soru olacak ama şu anki Elazığ'daki eğitim seviyesinin yeterli olduğunu görüyor musunuz? Orta öğretim, üniversite şey değil hocam. Yani iyi durumda mıyız sizce? Zeki Bey, eğitim seviyesinin düzeyi aslında ortalama insanın düzeyini gösterir. Bizdeki bütün kamu yapılanmasında, bütün özel sektördeki sanayileşmeden bağımsız değildir bu. Yani her alanda kısır bir döngü yaşıyorsanız eğitim alanında süper bir başarı bekleyemeyiz yani. Doğru. Niye bekleyemeyiz? Çünkü sonuçta sizin kaynağınız öğrencidir. Öğrencinin belirleyicisi de sonuçta toplumsal ortalamasıdır yani. Doğru. Siz bir sınavda başarısızlık olduğu zaman kusuru kimden arıyor millet? Okullardan arıyor. Okullarda. Halbuki kusur kimdedir? Dershanelerdedir. Tabii. Evet. Çünkü parasını alıyorsun öğrenci. Ben seni sınava hazırlayacağım diyorsun. Ve Türkiye'deki en köklü sınava hazırlama şeyleri, sistemleri Elazığ'da vardı. Ama okulların görevi öğrencileri sınava hazırlamak sadece görevlerinden bir tanesi. O da en düşük görevi. Çünkü para vererek gidip özel kurslarda falan hazırlanıyor öğrenci. Dolayısıyla bu tür eğer başarı olarak orayı görüyorsanız onun hesabını özel kurslarda ve özel dershanelerde sormak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama seviye düşük diyorsanız o toplumu... Yani Elazığ için özel bir şey yapmak gerekiyor mu? Onu sormak istiyorum. Nasıl? Elazığ için özel bir şey yapmak onun gerekiyor onun için dedim mu? Ki 3. Fen Lisesi'nin açılması Elazığ için, Elazığ eğitimi açısından kesinlikle bir ivme kazandırıcı bir gelişmedir. Çünkü iyi öğrencilerinizi eğiteceğiniz daha çok kontenjan buluyorsunuz. Daha çok altyapı hazırlamış oluyorsunuz. İyi okullarınız oluştukça şehrinizdeki eğitim düzeyi yükselecek. Evet. Biraz önce ne dedik? Türk dünyasında Türk'ün okulu niye oluşmamış? Çünkü kendi okul modelimizi, kendi dilimizle eğitim yapan okul modelimizi, dünyaya ihraç edecek okul modelimizin oluşmamasından kaynaklanmış. Kendi yerel okulunuzu geliştireceksiniz. Elazığ'da bunun temelleri çok önceden atıldı. Evet. Sadece fen liseleri değil, çok iyi Anadolu liselerimiz vardı. Oluştu. Tabii. Oluşmaya devam ediyor. Dolayısıyla da eğitimin seviyesi büyük oranda iyi okullarınızın sayısının çoğalmasıyla yakından ilişkilidir. Doğru. Elazığ'da o yüzden eğitimden iyi iyi bir mecradadır. İnşallah hocam. Çünkü orada yetiştirdikleriniz sonuçta şehri geliştirecek, kalkındıracak veya işte insanlığa hizmet edecek, ülkeye hizmet edecek. Ama bu okullarınız yoksa yetişmiyor. Bu okullarda hocam mesela şeye baktığımız zaman özellikle sağlıkta hani gurur duyuyoruz. Mesela birçok işte ulusal televizyonda hani isimlerini vermeye gerek yok belki unuttuğumuz hoca olur diye. Ulusallarda çıkan birçok profesör hocamız bu pandemiyle ilgili hepsi Elazığlı. Evet. Yani sadece orada değil. Yani, evet, diğer yani, alanlarda da evet, çok sayıda Elazığlı vardır. Hatta bir Sivas hocamız var dedi. İki tane Elazığlı'nın arasında kaldım dedim. Evet. Biz de mesela bilmiyoruz ama hepsi Elazığlı gurur duyuyoruz mesela. Elazığ insanı. Yani CNN'e çıkıyor, NTV'ye çıkıyor işte Kanal Türkiye, TRT haberi falan ne bayağı şey. Elazığ'ın eğitim tarihi güçlüdür biliyorsunuz.
Elazığ'da Elazığ insanının okumaktan başka çaresi olmadığı için de eğitime çok ilgilidir. Ama bizim eğitim background'umuz, yani eğitim altyapımızın belirleyicisi de yine ailelerdir. Ailelerdir. Toplumun genel ortalamasıdır. Doğru. Bunu görmemiz gerekiyor. Bunu hesabını yaparken, başarısı veya başarısız derken, Elazığ'ın TÜİK'in her yıl yayınladığı nüfus hareketliğine de bakmak lazım. Şehire nereden nüfus geliyor, şehrin nüfusu nereye gidiyor? Giden nüfusla gelen nüfusun kalitesine de bakmak lazım. Hocam onda haklısınız da ben yani bir iki yıldır hep üniversiteye çağrıda bulunuyorum. Yani şundan dolayı bu göç meselesi çok daha açılıyor. İşte her sene biz haber yapıyoruz. Üskeliz'den 20 bin kişi göç etti, örnek olarak veriyorum. İşte 25 bin kişi dışarıdan göç aldı. Acaba diyorum, hani benim yani üniversite tez konusu olacak. Acaba bu göç dediklerimiz, Elazığ'a gelen işte memur, asker, polis, hemşire, öğretmen, hani çıkıp gidenler mi? Yoksa bizim gerçekten Elazığlı olup da her ikisi mi gidiyor? Veyahut da dışarıdan geldi dedim, göç dediğimiz insanlar da psikolojik olarak diyor ki bize doğudan göç geliyor diyor yani diğer illerden. İşte Elazığ'ın doğusunda. Acaba diyorum ki batıdan gelenler de vardır hani böyle. Bunun bir araştırılması gerekiyor hocam. Araştırma yani. Bizim işimiz olduğu için araştırıyorduk. Evet, geçtiğimiz yıllara kadar. Hatta bu son verilere de bakıyoruz. Hem ÖSYM'nin yaptığı sınavlardaki analizleri hem de evet, LGS'deki doğru. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok net analizleri var artık şimdi. Sınavı kazananların aile boyutu ve ailenin sınav ve hazırlık için çocuğuna harcadığı parayla bile ilişkisi var. Ben o istatistiklere bakarken ilişkileri görüyorum. Elazığ'da dışarıya gidenlerin eğitim düzeylerinin yüksek olduğunu, Elazığ'a gelen göçlerin tayin ve atamayla gelen memurların vesaire çıkardığınız zaman eğitim düzeyi gittikçe düştüğünü görüyoruz. Sınav başarısıyla anne babanın eğitim düzeyinin ilişkisini de gördüğümüz zaman Elazığ'daki eğitimli anne babaların, çocuklarının büyük oranda kolorduda ki askerlerin, üniversitedeki akademisyenlerin, milli eğitimdeki öğretmenlerin, işte kamuda çalışan mühendislerin çocuklarını düştüğünüz zaman çok şeyin düştüğünü görüyoruz. Görüyoruz, doğru. Hocam bir kısa reklam arası vereceğiz ama çünkü zaman o kadar hızlı geçti ki 48 dakika. Birkaç tane mesaj okuyayım ondan sonra şey yapayım. Hakimiyet Gazetesi İmtiyaz sahibi Sayın Ahmet Toprak mesaj atmış. Nihat Bey Elazığ için büyük bir değer. Kendisini seviyoruz demiş şehir adına. Çok teşekkür ederim. Güzel hizmetleri oldu demiş. Yine Zekeriya Bican hocamız araştırmacı yazar diyor ki Zeki Bey sana ve sayın konuğunuz Nihat Büyükbaş'a sevgi ve saygılar. Elazığ Milli Eğitim tarihinde alınmış en güzel karar Nihat Büyükbaş'ın Elazığ Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasıdır. Son derece isabetli bir karardır. Nihat Bey zamanında derslik sayısı ve kulaşma yüksek bir düzeyde çıkmıştır. Elazığ Milli Eğitim tarihinde efsane olmuştur. Ne yazık ki kıskançlık ve koltuk korudu. Nihat Bey'in Elazığ dışına verilmesi ve unutulması gerçeğidir. Ama Elazığ Nihat Bey'i hiç unutmadı. Hep hayırlı andı. Selam Zekeriya Bican'a çok teşekkür ediyorum. Tabii evet. 9 yıl burada kendi ilinde Milli Eğitim Müdürlüğü yapmanın da hakkını teslim etmek lazım. Evet. Kendi soruşta isteğimizden de gitmek durumunda kaldık. 9 yıldan fazlası zaten 5 yıldan fazlası. Ona da bir şeyden sonra konuşalım. Evet. Bu kamuda özellikle kamuda ve sivil toplumda 5 yıldan fazla tavsiye olarak söyleyeceğiz. Tabii doğru. Kendi deneyimizden de hareketle 5 yıldan fazla oturmamak lazım o koltuklarda. Hakikaten kendisini de yıpratıyor, kurumunu da yıpratıyor. Evet. Bunu konuşalım isterseniz. İzleyicimiz diyor ki Zeki Bey lütfen hukuk fakültesinin açılmasını gündeme getirir misiniz demiş ondan sonra. Hani Elazığ'da hukuk açılması isteniyor. Zeki Bey ikinci bir üniversite düşünüyorsunuz da neden ikinci bir sanayi sitesi düşünmüyorsunuz demiş bir izleyicimiz de. Çok güzel. Ben aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim. Evet. Özel sektöre ihtiyaç var. Elazığ'ın sanayileşmesi yani özel girişimcilere ihtiyacı var. Onu başarabilirsek ikinci üniversite veya ihtiyaç o zaman doğabilir diyebiliriz yani. İzleyici demiş ki imar planı değişikliğine etkili olan mühendisler mi yoksa belediye meclisi mi, siyasiler mi? Belediye meclisinin kaynağı da mühendislerdir.
Kim kaynak bilgiyi takip ediyor ki demiş. İtülü mühendisliğe sağlam dedi. Okullar Milli Eğitim Müdürlüğü ve siyaset yıktı. Hani mühendisin önemi. Okulların tebelası değişince kalitesi mi yükseliyor? Zamanında hepsi Anadolu Lisesi yaptılar. Ne değişti demiş. Hiçbir şey değişmedi size. Ama ben ama biz başka bir şey anlatıyoruz burada. Evet. Fen liseleri örneğini ondan dolayı özellikle veriyorum ki. Çünkü bu ülke medreseler ve köy enstitüleri deneyiminden sonra kendi okulunu bir türlü kuramayan bir ülke olduğu için fen liseleri çok önemlidir. Onları koruyup koruyalım diyorum. Evet. Yani fen lisesinin tabii öğrencilerin hani bir araya gelmesi farklı yani zeki olarak. Evet. İyi insan kaynaklarınızı yetiştirmeniz için iyi okulunuz okullarınız olacak. Evet. Hepsini bir araya toplamanız hocam için. Hocam çok mesaj var ama yani depremle ilgili soranlar da var. İşte hani sizin Sivrice'li olmanızdan dolayı Sivrice'nin hali ne olacak demiş bir izleyicimizde. Konuşalım. Benim de kendi orada evet, sıkıntılarım var. Evim var yani orada yıkılan hem Sivrice'de hem Elazığ'da. Hocam zaman su gibi geçti ki 51 dakika olmuş ondan sonra. Bir reklam arası verelim hocam. İkinci bölümde biraz daha eğitimden ziyade hani Elazığ'ın sorunları, Elazığ'ın yön haritası ne olmalı hani size göre. Hazar Gölü'nü de biraz konuşmamız gerekiyor. Hazar Gölü var, deprem var. Konumuz çok hocam. Eyvallah. Sevgili seyirciler kısa bir reklam arasından sonra birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Sevgili seyirciler gündem programı devam ediyor. Gündem programı bu akşamın konu Bakü Eğitim Müşaviri Sayın Nihat Büyükbaş'tı. Hocam ilk bölümde tabii eğitimi konuştuk ama eğitim konusunu sabaha kadar konuşsak ondan sonra bitmez. Çok konuşacak konu var bitmez ama Elazığ'ın sorunları da var. Hani dışarıdan baktığınız zaman nasıl görüyorsun ama birkaç tane hemen hızlı bir mesaj oku. Mesela Azerbaycan'da da bayağı izleyen var, yurt dışında izleyenler var ama özellikle bizi devamlı izleyen Elazığ'da çok büyük katkısı olan Platform 23 Başkanı Sayın Harun Altınbaş var. O da kendisi Rusya'da bayağı bir iş yapıyor ondan sonra. Elazığ'da da tekstilcilerin gelmesinde çok büyük katkısı oldu. Allah razı olsun ondan. Diyor ki, iyi akşamlar Zeki Bey. Sayın Müdürüme bir sorun var. Azerbaycan tecrübesini geçirdikten sonra tekrar Türkiye'deki Elazığ'daki eğitim durumunu görür, bakış açısı değişecek mi diyor. Yani hani orada da mesela nasıl müdür mesela Azerbaycan'a baktığım zaman işte Bakü'ye baktığım zaman Milli Eğitim Sistemi ile işleyişi olarak Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Sistemi ile Türkiye'deki sistem bir mi? Şimdi şöyle ona 90 bağımsızlığından sonra tabii biraz daha bize bir benzerlik taşıyorlar ama evet. bir Sovyet Rus döneminde kalma bir takım eğitim uygulamaları gelenekleri var. İyi yönleri de var. Onu da biraz önce zaten birinci şeyde bahsetmiştik. Ama bizim Türkiye'deki şu andaki eğitim yönelimimiz doğrusunu isterseniz özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu başkanlık sistemindeki dönüşümünden sonra çok daha iyi bir yöne kanalize olduğunu görüyoruz. Yani ben 40 yıllık eğitimciyim. Bir sistemin içerisinde yaşayan birisi olarak görüyorum. Daha iyi yöne doğru gittiğimizi söyleyebilirim. Ama Azerbaycan'ın deneyimini de dediğim gibi köklü bir eğitim uygulamaları var. Onlarla harmanlayarak çok daha etkili bir eğitim şeyi oluşuyor bende. Onu da söyleyeyim yani. Farklı bir eğitim anlayışı da oluşuyor yani. Zeki Bey, Nihat Bey çok değer verdiğimiz, yakinen tanıdığımız değerli müdürümüzdür. Bizler de çok iyi tanır. Eğitimci İsmail Sürücü'nün ablasıyım. Eski belediye müsteşarı Sünay Serkaya'yım. Elazığ'da neden bir hukuk fakültesi yok? YÖK'ten izin alınmış fakat hoca bulamıyorlarmış diye duydum. Gerçek nedeni bu mu? Lütfen ilgilenir misiniz Zeki Bey? Kolay gelsin. Başarılı yayınlarınız için tebrik ediyorum. Nihat Bey ile selamlarımı, saygılarımı sunuyorum demiş. Çok değer Herhalde verdiğim... Herhalde ben YÖK'ten çıkmadı diye biliyorum bir şeye. Hukuk fakültesini evet. diyor değil mi? Evet. Yani hukuk fakültesi evet dün için çok cazipti ama inanın hukuk fakültelerinde artık, artık cazibesi değil. Kalmadı. Evet, sınırlama gelecek herhalde yani. Sınırlama da gelecek. İçinde. Bence bu tür fakülteleri aşmak yerine, aşmayı teşvik etmek yerine işte dediğim gibi dün için önemliydi ama artık bugün için bir anlamı kalmıyor. Mevcut fakültelerin eğitim kalitesinin yükseltilmesi yönünde uğraş vermemiz gerekiyor. Marka haline getirmek gerekiyor. Sayın müşavirime sorar mısınız? Elazığ ile Bakü arasında bir eğitim köprüsü var mı? Öğrenci değişimi ya da öğretmenler ile etkileşimde bir girişim var mı? Ben Şehit Oktay'da bulunan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Yusuf Veysel Yüksel. Evet, bir eğitim bağlantısı Fırat Üniversitesi'nin oradan aldığı öğrencilerle ilgili bir bağlantısı var. Bir de Elazığ'dan gelip orada okuyan öğrencilerimiz var. Yüksek öğrenim gören öğrencilerimiz var. Bağlantımız o kadar.
Ama biz inşallah Azerbaycan'daki bir kenti Elazığ'la kardeş kent ilan edebilirsek, belediyene de görüşeceğiz o konuyu. Bir de başka bir girişimimiz var. Onu henüz düşünce pandemiden dolayı erteledik. Bir farklı girişimlerimiz de olacak. Elazığ, Bakü, Elazığ bir kardeş şehir uygulaması olabilir mi diye. Daha güçlü bir şekilde olacak. İnşallah. Manas üzerinde kurulan bir köprü var biliyorsunuz. Evet. Bu Hazarşehir akşamlarında evet. Bağlantılı. Onun bir ticari boyutunu da geliştirebilir miyiz? Onun üzerinde de çünkü İnşallah. Bir ihracat, ithalat meselesinde Elazığ'ın ve Azerbaycan arasında bir ticaret ilişkisini de kurmamız gerekiyor. Aynen. Çünkü Elazığlı hemşerilerimiz var orada. Ticaret işiyle uğraşanlar. Onları da bağlantı kurarak, onları da ilişkilendirerek daha doğrusu. Yani çok güzel olur hocam. Bayağı bir faydası olur. Yapmamızda yarar var. Evet. Çünkü Elazığ ve şeyin Azerbaycan'ın kültürünü çok yakın gördüm ben şahsen yani. Tabii tabii. Şeyden kaynaklı. Bu tarihi bir geçmişi de var. Bunun bir programda da onu konuşabiliriz inşallah. Evet, yani. Şuayi Bey de Azerbaycanlı köken olarak baktığımız evet, zaman. Evet, Şuayi Bey'in de dedesi işte. Azerbaycanlı. Evet, açtığın için söyleyelim onu. Evet. Şuayi Bey'in dedesi oranın bir milli kahramanı evet. aynı zamanda. Orada adına bir müze falan da oluşturulmuş. Şuayi Bey'i bağlantılı da orada bir faaliyet yapacağız. İnşallah. Hocam iyi akşamlar demiş. Yurt dışında Türkiye'yi temsil edebilmek liyakat ile doğrudan alakalı. Bu alanda görevini layıkıyla icra eden Nihat Bey'e başarılar diliyorum. Profesör Doktor Mustafa Yağbasan. Çok teşekkür ederim Mustafa evet. Hocama. Kendisi de daha önce yurt dışında kalmıştı. Evet, bir süre eğitim ateşeliği yaptı bir Almanya'da evet. yanlış bilmiyorsam. Sayın müşavirimin fen liseleriyle ilgili öngörüleri sayesinde Cemil Meriç Fen Lisesi kurulmuştur. Bu okulumuzda Elazığ eğitimi önemli noktada da kalite getirmiştir. Kendilerine çok teşekkür ediyorum demiş. Cemil Meriç için sorduğu için söyleyelim. Cemil Meriç bir Türk bir tefekkiridir biliyorsunuz. Elazığ'da öğretmenlik yapmış. Evet. İsmini o yüzden koymuştuk. Ama Cemil Meriç Fen Lisesi'ni özel olarak takip ediyorum. Çocuklarını başka illere, başka şehirlere bu LGS puanından dolayı götüreceklerine Elazığ'daki fen liselerine ailelerin tercih etmesi için. Doğru. Çünkü yurt il dışında da çok öğrenci geliyordu oraya benim zamanımda. Doğru. Bu Elazığ iyi insan yetiştirme merkezidir. Doğru. Onun için biraz önce dediniz ya Sağlık Bakan, sağlıktaki hocalarımızı işte Mustafa Necmi İlhan hocamızı yerde geçen, konumuz olacak mesela Mustafa Necmi İlhan hocamız. Mutlaka alın. Yani gerçekten gurur duyuyoruz. Mesela Eyvallah. İşte ulusal televizyonlar hep çıkıyor. Yani Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı da oldu evet. biliyorsunuz. Daha önce sağlık bilimleri evet. dekanıydı. Bu aile bilinen bir ailedir. Aile. Nihat evet. İlhan rahmetli evet. biliyorsunuz. Tabii tabii. Kıbrıs'ta bu kanlı Noel olayının muhatabı olan Hı-hı. tabip binbaşı Nihat İlhan'ın çocuklarının evet. orada şehit edilmesi, katledilmesi ve bir Elazığlı olarak bu ailenin köklü bir aile olduğu Mustafa Necmi İlhan evet. hocamız da mutlaka alın. Evet. Türkiye'nin en iyi tıp fakültelerinden birinin dekanı olmak da önemlidir. Elazığlı çok iyi insan, Türkiye'nin iyi yetişmiş Elazığlılara ihtiyacı var. Aynen. Bunu Elazığlı olduğum için söylemiyorum. Bu topraklarda yetişen, iyi yetişen insana ülkenin ihtiyacı var. Ama hocam ben de şöyle bakıyorum. Yani işte ben de 28 yıldır Elazığ'dayım hocam. Yani Elazığ'da yetişip de çok iyi yerlere gelip de Elazığ'a hiç katkısı olmayan bürokratlarımız da var. Yani bu topraktan büyümüş. Ama Elazığ'dan yine yetişip önemli yerlere gelmiş. Elazığ sevdasıyla bulunduğu makamlarda, mevkilerde. Ben işte doğup büyüdüğüm yere neler yapabilirim onun dertleriyle dertlenip bürokratlarımız da var. Mesela çok sayabiliriz ama işte siz mesela işte Atatürk Dil Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı iken Elazığ'da çok faaliyetler yaptınız, çok güzel etkinlikleriniz oldu. İşte kitapçıklar çıkardınız. Yine özellikle Cezaevleri Tevfik Müdürü Enis Bey. Enis Yıldırım Bey ki gerçekten ben çok takdir ettiğim, çok başarılı olan bir bürokrat Elazığ'a
çok katkısı oldu. Şimdi Hadi Tunç Bey Bakan Yardımcısı Elazığ'ın özellikle hani bazen eleştiriliyor ama Elazığ özellikle tarım alanında çok güzel projeler var, çalışmalar var. Belki hani bunun meyveleri ileri zamanda alacak. Belki hani şu anda çok izin sayılır Emniyet Genel Müdürü hemşehrimiz. Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Aktaş ki mesela Zülfuar Palas Okulu'nun yapılmasına çok büyük katkısı oldu. Elazığ'daki karakolların yenilmesinde, lojmanın yapılmasında gerçekten çok büyük bir katkısı oldu. Bunlar çok sevdiğimiz ve bunlar gibi çok var. Ama bazı bürokratlar da var ki hiç Elazığ'a zerre kadar etkisi değil, zarar olan bürokratlar bile ben gördüm şimdi yani. Şimdi oraya yani, bir gazeteci olduğun için, evet. Benim de böyle çok bir beklentim olmadığı için bunu rahatlıkla konuşabiliriz. Evet. Bir Elazığlı da bir beklenti içine gireceğiniz zaman şeyine bakın. Eğer Elazığ'dan, Elazığ kaynak, Elazığ merkezi ise, Elazığ'daki referanslarından dolayı bir yere gelmişse, evet. Oradaki, onlardaki beklentilerinizi arttırın. Ve hizmet şehre hizmet vermediği zaman hesabını sorun mutlaka. Neden sorun? Çünkü Elazığ'dan geçinip de Elazığ'ı geçindirmeyenlerin günahı çoktur. Yo aynen. Mesela Milli Eğitim sadece bürokraside de değil bu. Bu aynı zamanda ticarette de, sanayide de, özel sektörde özel de sektörde. Elazığ'da geçinip de Elazığ'a hiç katkı sunmayan insanlar var. Şeyden daha önce söyledim. Elazığ'ın bütün tarihinde Elazığ'a katkısı olan insanların seceresini gördüm. Elazığ'dan kazanıp Elazığ'a hiç yatırım yapmayan, ben, evet. Elazığ'dan geçinip Elazığ'a hiç siyasi olarak geçinip veya ticari olarak geçinip şehre katkısı olmayan insanlar var. Bunun tersi de var. Şehirde çok şehre çok önemli katkılar olmuş evet. Ama hiç SMS'i okunmayan insanlar da var. Ben onlara çok üzülüyorum hocam. Yani insan hani doğup büyüdüğü yere sahip çıkmalı ondan sonra. Mevkiler, makamlar geçici hocam yani. Aynen o, öyle. O süreyi değerlendirmek gerekiyor. İnsanların duasını almak gerekiyor. Hocam konumuz çok kusura bakmayın. Özellikle öyle su gibi geçiyor. Mesajlara da biraz ara vermek istiyorum. Hocam şimdi mesela Elazığ'da bir deprem oldu. Bize sorsanız ki şu anda şehrin en büyük sorunu, en büyük problemi ne dersen bir gazeteci olarak. Yani koronanın en şiddetli olduğu dönemde de pandemi sürecinde dahi insanlarda hep gündemde deprem vardı. Depremden yaşadıkları sıkıntılar vardı, problemler vardı. Yani gerçekten 24 Ocak deprem olduktan sonra devletimiz çok sahip çıktı. 3 tane bakan geldi, Cumhurbaşkanımız 2 gün sonra geldi ki bunlar çok önemli olay. Hızlı bir şekilde hemen yardımlar yapıldı, çadırlar kuruldu, konteynerler falan geldi. Her şey düzgün bir şekilde gitti. Yani çok ciddi bir sıkıntı olmadı. Binalar da zaman, bitiyor. Binalarda baktığımız zaman şu ana kadar 14 bin tane binanın ihalesi yapıldı. Yani benim bu tahminim da yetkililer daha fazla olur diyor ama. Sanıyorum şu anda 20 bin civarında. Yok 15 bin yapıldı. 15 hocam, bin daha mi? Da yapılacak. 14 bin tane falan ne şey oldu hocam. İhalesi üzere. Yapıldı. 5-6 bin tanesi herhalde bir iki ay içerisinde biter yani büyük ihtimalle. İnşaat teknolojisi geliştiği için evet, mühendisliği bizim Elazığ değil de fakat evet. Genelde mühendislik teknolojisi de geliştiği için çok kısa sürede de binalar yapılıyor. Ama bunlar birlikte de hocam hani bunlar güzel şeyler. Madalyonun bir yüzü. Diğer tarafta baktığımız zaman da şehirde bir sıkıntı gördüm ben. Yani vatandaşın kafası karışık. Ondan sonra yine baktığımız zaman işte mağdur olan insanlar var. Geleceğini göremeyen insanlar var. Özellikle köylere baktığımız zaman köylere evler yapılıyor ki insanlar zorlatıyor yani. Hani komünist rejim gibi illa bu evi yapacağız, siz burada oturacaksınız. Köylüler istemiyor ondan sonra. Yani bu kadar niye inatlaşıyor ben onu da çözmüş değilim yani üzüldüğüm nokta. Ben bunları benim bakış açım yani eksiğiyle artısıyla yanlış da olabilir hocam. Siz mesela depremden sonra bir geldiniz hocam. Bir gezdiniz, dolaştınız, gittiniz. Şimdi bir daha geldiniz. Siz Elazığ'ın depremle ilgili bir fotoğrafını çizecek olursanız. Yani çünkü Sivrice'lisiniz. Depremin ülküsü de Sivrice'ydi. Neler söyler? Siz nasıl gördünüz hocam? Ben tabii Sivrice'li olduğum için depremin merkezde Sivrice'li. Evet. Bir kere Sivrice adası için özel olarak bir parantez açmamız gerekiyor. Doğru. Sivrice adası derken neyi kastediyoruz? Depremin şiddeti kaçtı? 6.8. Merkezi neredeydi? Sivrice'ydi. Sivrice'de hiç ev yıkıldı mı? Yıkılmadı. Evet. Neden? Çünkü Sivrice'nin bulunduğu zemin aslında sağlam bir zemin. Biraz da imarlı ve iyi binaları yapmış olsaydık Sivrice hiçbir zarar görmeyecek demekti. Sivrice'de böyle bir fırsat doğdu. O fırsatı değerlendirmek için uğraş veriliyor. Benim de bizzat babamın evi var. Bana kalan yer var. Doğrusu onun takibini de yapıyorum. Hem Elazığ'da hem Sivrice'de. Bizzat depremin de mağduruyum ben aynı zamanda.
Ama ben 2004 depreminden sonra Sivrice'deki okurların tamamını yeniledim biliyorsunuz. Evet. Sadece Sivrice'de değil, biraz önce bahsettim, Elazığ'daki okurlarını da yeniledik. Burada eğer bir sorun varsa sorun tamamen yereldeki insanımızdan kaynaklanıyor. Evet. Kimse devletten şundan bundan sorumlu aramasın. Devlet kim? Devlet biziz, burada yaşayan insanlardır. Devlet burada yaşayan mühendistir. Devlet burada yaşayan yöneticidir. Devlet hocam, burada çok özür diliyorum da. Mesela şimdi köylüler ağız birliğiyle etmiş, bu projeyi istemiyoruz diyor. Ama köylüler tamam, projeyi daha görmedi ki. Yok, gördüler. Yani hani yapılacak projeyi biliyor. İstemiyorlar. Ne istiyorlar? Veyahut o zaman devlet şunu yapsın hocam. Köylüler de gitsin, ikna etsin. Dese ki bunu yapacağız. Ama yani kim gerçekten onları kim ikna edecek? Kim? Yereldeki yetkilileri evet, ikna edecek. Yani oradaki yine en alt düzeydeki personelde tutun. İşte karar mekanizması kimse yapacak. Şimdi bakın Sivrice örneğinden hareketle söyleyelim. Hatta ben bununla ilgili bir de bir paylaşım da yaptım. İlçe Cumhuriyet döneminde kurulmuş. Onlarca belediye başkanı, onlarca kaymakam görmüş. İlçenin imarı yok ya. İmarlı bir şeyi yok. Planı yok. Yani deprem olduğu zaman, yıkıldığı zaman bu evler nereye, nasıl yapılacak? Kimin arsası, kimin parseli? Ya bu belli değil. Burada bu kadar kamu görevlisi çalışmış. Burada bu kadar kaymakam çalışmış. Burada bu kadar mülki idari amir çalışmış. Burada bu kadar seçimle gelmiş belediye evet, başkanı var. Yani bunu kim, Ankara'da birileri mi gelip yapacak? Burada yaşayan insanlar yapacak sonuçta yani. Bir sorun varsa sorun yerelde yaşayan insanlardır. Hiçbir kusuru kimseden aramayalım. Yok, köylüye götürüp evi yapacak olan kimdir? Buradaki özel idarenin, belediyenin veya çevre şehirciliğin elemanları değil mi? Değil ama işte hocam, valla değil. Yani Ankara mesela bakanlık karar alıyor, buradakiler de uygulamak zorunda kalıyor. Kendi işine sahip çıkmasan yukarıdan el atarlar işte. Kendi işine sahip çıkacaksın. Bakın biz buradaki bütün iyi veya kötü şeylerin ortalaması hocam, hepimizin yeteneklerin ortalamasıdır. Mesela vatandaşlara sohbet ettiniz, gezdiniz, dolaştınız, işte müdürlüklere falan da gidin. Yani siz bir fotoğrafçısın hocam. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani gerçekten insanlar mutlu mu, mutsuz mu, eksiklik var mı, yok mu? Ne gördünüz hocam Elazığ'da depremle ilgili? Şimdi ben kendi evimden başlayıp ne gördüğümü evet, söyleyeyim isterseniz. Tabii yani, tabii. Hem Sivrice merkezde hem Elazığ merkezde depremden mağdur bir aileyim ben. Bırakın yani depremzadeyiz yani. Evet. Deprem bizzat kendim burada yaşamadım ama evimde kiracım vardı yani. Şimdi ev hasarlı, evi çevre şeyle kentsel dönüşüm kapsamında yenilemek istiyoruz. İşte onun için çevre şehirciliğe gittim, onun için mühendislerle görüştük, bizim komşularımızla görüştük, mağdurlarla görüştük. Henüz tam olarak muhatabımızı bulamadık. Vatandaş nasıl bulacak muhatabını? Kimin görevidir peki bu Zeki Bey? Tabii, bu kimin görevidir? Bu çevre şehirciliğin görevidir, belediyenin görevidir, belediyecilerin görevidir, mahalledeki yetkililerin görevidir. Burada vatandaşı bilgilendirecek, net bir mekanizma olacak. Herkes işini ezberleyecek Zeki Bey. Bulunduğum tabii, konumda tabii, herkes işini ezberleyecek. Evet. Bana, ben burada Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığım zaman Gökdere'deki kaç tane okulun kaç tane öğrencisinin olduğunu ezberimdeydi. Ezberimde olmak zorundaydı. Evet. Buradaki çevre şehircilik yetkililerinin, buradaki şehrin bütün binaların durumu ezberinde olacak. Evet, doğru. Bunu birinin gelip söylemesi gerekmiyor. Herkes kendi işini yapacak yani. Buradaki mühendisin, buradaki imarcının, buradaki yerel yöneticinin şehirle ilgili bütün bildikleri şeyinde olacak. Evet. Şehir ezberinde olacak. Doğru. Yani. İşini, herkes işini iyi yapacak. İşini iyi yapmayan depremin altında kalır. İşini iyi yapmayan depremin altında kalır. Evet. Çağımız yöneticisinin, çağımız görevlisinin en önemli yeteneği benim gördüğüm hızlı bir öğrenici olacak. Hızlı öğrenecek yani. Bir 3-5 kişide sorumlu olacağın zaman bu kurum ne iş yapar, bu kurumun görevi nedir sorusunun cevabını hızlı bir şekilde bulacak yani.
Evet. Bilmiyorsa öğrenecek. Herkesin her alanda uzman olması gerekmiyor. Bir yere geldiğiniz zaman bütün alanın uzmanı olmanız gerekmiyor. Ama hızlı bir öğrenme yeteneğinizin olması gerekiyor. İşinizi iyi yapacaksınız. Sorumlu olduğunuz kişilere karşı işinizi profesyonelce yapabilme yeteneği geliştirmelisiniz. Yoksa bile geliştirmelisiniz. Bu çağda bu mümkündür. Doğru. Geliştiremiyorsanız o işi yapmayacaksınız. Mesela hocam, sizin alanla ilgili depremden sonra işte 31 tarihinde okullar açılacak. Okullar yapılacak. Daha nerede yapılacağı, nasıl olacağı bile belli değil. Yani işte hepsi bellidir aslında. Hayır, hepsi bellidir. Evet, ama hepsi bir faaliyet yok hocam. Hatta işte bu, yani. Hatta bu işi, hatta bak, Türkiye'de, haber, evet. Türkiye'de bu pandemi meselesinden sonra eğitim, uzaktan öğretim işini Çin'den sonra yapan ikinci ülkeyiz ya. İkinci ülkeyiz. En iyi iş. Ben yereli söylüyorum hocam. Yereldeki yansıması da öyledir aslında. Elazığ deprem gördü diye bu belki tam rayına oturmadı. Bir deprem ben gibi öğretmenler de insan sonuçta yani. Depremden sonra işte okullar yıkıldı. Yerine okullar yapılacaktı. Evet. Şu anda yani kaç tane yıkıldı? Kimin kusurudur? Bilmiyoruz. Evet. Deprem yani sözler verildi okul, mesela. Evet. Okul yapacağım, canlı yayına bağlı okul yapacağım sözü veren şirketlerin suçudur. Şirketlerin o imkanları var şu anda. Ama hocam ben okul, de... okul yapacaksanız, söz verdiyseniz iki tane mühendisinizi gösterip bu işi yapacağım. Öyle yapıyorduk biz. Doğru. 33 tane ben hayırseverlere okul yaptırdım Elazığ'da. Hepsi de önemli firmalardı bunlar. Bu firmalar Elazığ merkezli firmalar da vardı. Yabancı firmalar da vardı. Mesela Colin burada çok iki tane modern okul yaptı bize. Tabii, Necati Çetinkaya ailesi kendi köyünde çok güzel okul, lojman vesaire yaptı yani. Tabii. Burada avukat İbrahim Gök ilkokul yaptı. Tabii doğru. Eğitime destek kampanyasında. Ama yani sizin girişimleriniz oldu, görüşmeleriniz oldu. Evet, onları ikna ettiniz. Evet ama evet. Yani bunlar da şeyini yaptılar. Şimdi tabii, burada tabii, da televizyonda canlı yayına bağlayıp onlar okul sözü verdiler. Ben bizzat izledim. Hem külliyedeki toplantıda hem şeyde Acun Ilıcalı'nın yaptığı canlı yayında verdiler bu sözü. Verdiyseniz bakın deprem gördü burası. 6 ayda şimdi o zaman hocam ben devlet 20 bin tane konut yaptı ya. TOKİ yani bir iş adamları bir tane okulu çok hızlı bir şekilde yapmaları gerekiyor. Bu yazın bitirmeleri gerekiyor bunu ya. Ben şunu diyebilir miyiz hocam? Şeyde bazen hep tartışılıyor sahipsiz Elazığ diye. Katılıyor musunuz? Yani ben biraz onu anladım. Şöyle, yani hani biraz yani sahipsiz Elazığ değil. Yani öyle hep konuşuluyor ediliyor. Sahipsizlik varsa Elazığ'ın kendisinden var sahipsizlik. Kendisi sahip çıkacak yani. Kimdir Elazığ'ın sahibi, kim olacak? Kim hocam Elazığ'ın sahibi? Kamu yönetici. Ya herkes, hepimiz. Hocam devlet, yok işte örnek veriyorum hocam. Devlet dediğiniz devlet kimlerden oluşuyor? İnsanlar da oluşuyor. İnsanlar kim? Bu işi yapanlardır. Bu kamunun başındaki yöneticilerdir. Özel sektörü yönetenlerdir. Özel sektör şirket sahipleridir. Bunlar herkes kendi işini iyi yapacak. Hocam, köylüler... Kimse başkasının kusurunu aramak yerine herkes kendi işini iyi yapacak. Onun için özellikle bunun üzerinde duruyorum. Herkes işini profesyonelce yapacak. Hazar Gölü boğuluyor. Hazar Gölü, madeni Hazar Gölü'ne taşımaya çalışıyorsun. Onu konuşacağım hocam da. Konuşalım. Önce bu konu yani çok önemli. Şu an deprem önemli olduğu için hocam. Mesela hani biraz önce de söyledim. Belki tekrar düşmüş olacağım ama köylüler istemiyor. Yani gür bir sesle de basın açıklaması yapıyorlar. Sosyal medyadan dile getiriyorlar. Biz bu projeye karşıyız diyor. Ama ille diyor biz bunu yapacağız diyor. Ben de diyorum ki yani önemli olan vatandaşların mutlu olması. Kaç tane program yaptıysam deprem zedelerle ilgili benim kararım şu. Van'da nasıl uyguladıysanız diye evini yerinde yapma, tamam mı? Aynı şekilde ondan sonra buraya da bu hak verilmeli yani. Bugünün parasıyla işte AFAD'ın sitesinde de vardı 160 milyar. 2020 Zeki fiyatıyla 180 milyar onu, ediyor. Onu, tamam bunları Çevre Şehircilik Müdürü'nün, belediye başkanı. Onlar da istediler. Bakan bu, mesela bak ben şahidim. Onları çağırdığınız zaman konuşacaksınız. Yok milletvekillerimizle belediye başkanımızı iletti ama çözülmüyor yani. Bilmem o yöneticilerin sorunudur. Herkes kendi işini biraz önce söylediğim gibi iyi yapacak. İşinin hakimi değilse o işi yapmayacak. Çünkü deprem görmüş bu ülke. Bu kadar mağduriyet yaşamış bu şehir. Bu kaç insanın işi bilmemezliğinden dolayı şehir mağdur edilmemeli yani. Bu suç kimse. Devlet ne yapsın? Bakanlarıyla gelmiş burada oturmuş. Haftalar boyunca oturmuş. Bütün TOKİ hemen konutları yapmaya başlamış. Mağduriyeti gitmeye çalışmış. Diğer meseleler, o dediğiniz küçük ayrıntılar tamamen yereldekilerin kimse o muhatabı onların problemidir.
Çözecekler. Çözemiyorlarsa yapmayacaklar bu işini. Yapanlar gelecek. O gelmez. İşte hocam depremi geçelim o zaman. Hani depremle ilgili söyleyeceğiniz var mı bir şey? Yok. Yani hani nasıl görüyoruz? Tam ben sizden fotoğrafı tam alamadım hocam. Şehirde. Yani bir fırsata çevirdik mi, dezavantaj mı oldu? Henüz fırsata çevirdiğimizi göremiyoruz tabii. Evet. Yani o ayrı bir mevzu. Ama ilk etapta mağduriyetlerin giderilmesi için devlet üzerine düşeni fazlasıyla yapmış. Yaptı, evet. Diğer çözülmeyen meseleler bizim yereldeki problemlerimizdir. O yereldeki insanımızın başarısıyla ilgili bir şeydir. Evet, doğru. Hocam, yani... Ben burada biraz politik konuşulmasında yani. Ya, öyle yani. Evet. Fazla şey yapmayalım hocam hani şu konularda. Bence de zorlamayın yani. Sizden dolayı değil ama çünkü yani. Başkalarının alanıdır. Onların bu konuda... Valla ben dile getiriyorum hocam. Düşünce üretmesi gerekiyor yani. Evet, bana eğitimle ilgili sorun. Evet. Eğitimle ilgili aksaklıkları ben çok net bir gözden görürüm. Evet. Ama yok çünkü, yani bir yani dışarıdan bakış açısı olarak değerlendiriyorum. Anlıyorum ama Elazığ'da köylü aslında çok azdır. Yani Elazığ'da şehir merkezinin nüfusu 350 bin olmuş. Herkes şehirde yaşıyor. Herkes ilçe merkezlerinde yaşıyor. Ama köydeki nüfus azaldı, büyük tabii. Oranda yazlıkçılardır yani. Onların sorunundan çok şehir merkezinde kışın bu sorunun nasıl çözüleceğini üzerinde kafa yormamız gerekiyor. Evet. Hocam Mehmet Çetinkaya mesaj atmış da Sayın Nihit Bükbaş çalışkan, dürüst bir bürokrat. Ben kendisini valilik personeli olarak tanıdım. Allah görevinde kolaylıklar versin demiş Mehmet Çetinkaya. Hocam hani Sivrice'lisiniz. Sivrice'yi nasıl görüyorsunuz? İşte özellikle hani Sivrice'yle madeni de şey yapacak olursak. Şimdi Sivrice'yi Hazar Gölü'nden bağımsız düşünemiyoruz. Hazar Gölü Türkiye'nin en derin gölüdür. Ben 20 yaşına kadar, üniversiteye kadar o ilçede yaşamış, o ilçede çocukluğu ve gençliğin bir bölümü geçmiş. Hala ailemizin bir bölümünün orada yaşadığı, evimizin olduğu, hasar gördüğü ve o Hazar Gölü'nde yüzmeyi öğrendiğim, kıyısında piknik yaptığım, kitaplar okuduğum bir yerdir orası. Herkesten fazla benim o yerine ilgili konuşma hakkım vardır. Yani bunu bürokratik kimliğimden falan değil. Şimdi son zamanlarda madeni de getirip Hazar Gölü'nün kıyısına konumlandırmak diye bir girişim gördüm. Hocam şey de mesela Sivricelilerin Sivrice'ye sahip çıkmadığı söyleniyor. Doğru mu? Nasıl? Sivricelilerin Sivrice'ye, Hazar Gölü'nden Sivrice'ye sahip çıkmadıkları söyleniyor. Yani Sivriceli, Hazar Gölü Sivricelileri aşan bir mevzudur. Evet. Hazar Gölü Sivricelileri aşan bir mevzudur. Hazar Gölü Sivriceli, sadece Sivricelilerin değil, Elazığlıların, Madenlilerin, Diyarbakırlıların, Malatyalıların, çevrenin bir tabii şeyidir. Sivriceliler Hazar Gölü'nün kıyısında bir şey yapamadılar. Kanalizasyon şebekesini işler hale getiremediler yani. Ta 90'lı yıllarda böyle başlayan ama getiremediler. Gölü kirlilikten kurtaramadık. Doğru. Gölün çevresindeki yapılaşmaların sorumlusu Sivriceliler değildir. Doğru. Sivricelilerin çok fazla böyle şey beklemende bir anlamı yok. Yerel yönetimler doğuda, doğu ve güneydoğuda özellikle yerel yönetimlerin insan kaynakları konusunda sıkıntıları vardır. Biraz önce söylediğiniz belediyelerdeki nitelikli eleman bulamama sorunu vardır. Yerel yönetimler yerel baskılar altındadır. İstediği uzmanı çalıştıramaz. Sivrice Belediyesi'nde proje yapacak eleman bulamazsınız. Evet, doğru. Elazığ Belediyesi'nde bile bulamıyorsunuz. Yani nerede Sivrice'de bulabileceksiniz? Sivrice Belediyesi'nde sanki uzmanlar çalışıyordu da çalışmıyordu ama şeyi ilçenin köy görünümünde şeyi kurtaramadık. Ama mesele Sivrice meselesi değil, mesele Hazar Gölü meselesidir. Hazar Gölü'nün kıyısında yapılaşmaya çok müsaade edildi geçmişte. Çok yapılaşma var. O yapılaşmanın, o evlerin gölü geleceğini karartıyor. Evet. Çünkü etrafında bir kanalizasyonu bile beceremeyen bir topluluğuz maalesef biz. Tamam. Ama birisi bana dese, diyor ki Sivrice'ye niye sahip çıkmadın, niye yapmadın diyorsa bana bunu demeye hakkı yok. Çünkü ben Sivrice'nin yönetiminde söz sahibi olmadım. Sivrice'nin sadece eğitiminde sorumlu olduğum zaman da sırf depremin merkezinde olduğunu bildiğim için oranın okullarını yeniledim. O gölün kıyısındaki azot fabrikasında kalan lojmanların yıktırdım. Çünkü depremden en çok üzerimize yıkılacaktı. Tabii, doğru. Ben bütün kendi üstüme düşen tedbirleri, kendi görev alanım içerisinde düşen tedbirleri zamanında orada aldığım için biliyorum. Sadece orada yaşamış
birisi olarak değil, aynı zamanda sorumluluk mevkinde olduğum zaman da üzerime düşeni fazlalıkla yaptın. Herkes üzerine bulunduğu konumda düşeni yapmakla mükelleftir. Herkes dönüp arkasına bakacak. Yetkili makamlarda olanlar sizin yapamadıklarından dolayı bu sorunları yaşıyoruz. Doğru. Herkes kendi görev süresi içerisinde yapamadıklarından dolayı bütün bu sorunları, varsa o sorunları yaşıyoruz. O yüzden göl hakkında çok söyleyeceklerimiz var. Hocam özellikle Elazığ'da taşan konulan bir tanesi, hani o bölgenin insanı olduğunuz için madenin taşınması. Maden taşınması ile ilgili de şehir ikiye bölünmüş durumda. Daha doğrusu şehirden ziyade madenler. Bir kısmı diyor ki taşınalım, bir kısmı da diyor ki hayır taşınmayalım, ondan sonra Gezine madende kalalım. Orada hatta oturanlar mı taşınalım diyor yoksa dışarıdakiler işte, dışarıdakiler mi? Dışarıdakiler de var. Orada yani ağırlıklı olarak dışarıdakiler taşınmasını istiyor. Hatta Fırat Üniversitesi'nde Zülfü Hocam vardı. Ondan da program yaptık burada. Dedi ki madeni dedi Sivrice'ye, pardon Gezine taşınmak dedi ihanettir dedi. Gerekçesi olarak da şunu söyledi. Oradan hareketli bir fay hattı geçtiğini, diri bir fay hattının olduğunu, işte en son yapılan şeyde de zaten Gezin'de son depremde de bir bina yıkıldı. İki tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Oradaki fayın çok hareketli olduğunu söyledi. Yani aktif bir fay olduğunu söyledi. Büyük bir fay olduğunu söyledi ve ciddi bir sıkıntı olur dedi. Taşımayalım dedi. Ama bu hocamızın bu sözüne karşı da diyorlar ki artık teknoloji gelişti. Siz fay hattının üzerine dair bina yapsanız, sağlam yaparsanız herhangi bir sıkıntı, problem olmaz ondan sonra. Yeter ki sağlam yapın. Sivrice'nin madenin gelişmesi için de, büyümesi için de işte madenin taşınması gerektiğini ifade ediyorlar. Bir taraftan da madenin Gezine gelmesiyle bazı değişimler olacağını ifade edenler de var ondan sonra, hani şey olarak, siyasi olarak da. Siz nasıl görüyorsunuz? Maden taşınmalı mı, yerinde mi kalmalı? Şimdi maden illa da orada taşınacaksa taşınacak yer bulunabilir. Yani evet, nerede bulunabilir? Madenin dışındaki düzlük alanlarda, tepelerde vesaire yer bulunabilir. O yer kolaydır. Ama madeni getirip gölün kıyısına konumlandırmak tamamen yani daha ağır şeyler söylenebilir o hocamızın söylediğinde. Bunu soracaksanız Fırat Üniversitesi'nde çok bu alanda uzman hocalar vardır. İşte Fevzi Bingöl Hoca vardı mesela. Tabii. Alanı depremdir biliyorsunuz. Doğru. Ve o bölgeyi de çok iyi çalışmışlar bunlar yani. Evet. İşte Zülfü Hoca'yı çağırmışsınız, onlara sormak lazım. Depremin dışında da bakmak lazım. Asıl mesele deprem dışında. Bu gölün kıyısına Sivrice ilçe olarak bir kanalizasyonu yapmayı becerememiş, bir yönetişim becerisi gösterememiş bir topluluğuz biz. Bir ilçe daha getirip o şeyin gölün kıyısına koyduğun zaman o gölün hali ne olur? Değil mi? Gerçekçi olmak lazım. Göl Türkiye'nin en derin gölüdür. Ama gölün kirlenmesi açısından baktın. Depremi bir tarafa var. Göl kokar ya. İnanın kokacak yani, çünkü Sivrice tarafındaki uzun yıllar o kanalizasyon oraya döküldüğü için bir kere kirlendi. Doğru. Bir de bir tarafta da Diyarbakır yolu üzerindeki yapılaşmadan dolayı, yazlıklardan dolayı kirlenme var. Bir de getirip zaten Gezin ortada, beldeydi biliyorsunuz. Daha sonra şey oldu. Eğer orayı ilçe olarak yaparsanız bütün devlet kurumlarını falan oraya konumlandıracaksınız. Binalar yapmak zorunda kalacaksınız. Onun ötesinde 3-5 tane vatandaş belki tarlasını bağını değerlenecek ama sonuçta bir tabiat varlığımızı yok edeceğiz. Yani buna çok uzun vadeli bakmak lazım ve burada sadece madenin içinde veya dışında yaşayanların da karar verebileceği bir mekanizma değil. Bu tamamen hem deprem hocalarının hem de bu tabiat varlıklarını koruma vakfı korumacıları açısından da bakmak gerekiyor. O göl kesinlikle yok olur. Deprem de işte hocaların söylediği gibi çocukluğumdan beri o ilçede depremler oluyor. Ve o depremlerin sürekliliğinden dolayı da biraz ilçe gelişmiyor aslında. Tabii, doğru. İlçe bir yerleşim alanı. Şimdi Sivrice'yi orada kaldırma çabası varken getirip gölün öbür kıyısına bir ilçe konumlandırmak bir akıl işi midir? Yani bir mantıklı mıdır sizce? Çünkü Sivrice'nin hali ortada yani. Evet. Koruyamadık yani. Biz aslında mesela hocam pandemi sürecine baktığımız zaman başarılı olmamızdaki en büyük etken bilime önem vermemiz. İşte hemen Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bilim kurulu kurulması tarzı, Sağlık Bakanlığı tarafından
ve onların tavsiyesiyle kararlar alındı ve çok başarılı olduk. Yani dünyaya da pandemi sürecinde bir örnek olduk. Yani hani ne kadar gurur duysak az yani hani sağlık sistemimizle ilgili ülke olarak. Bunu yurt dışında daha iyi görüyoruz. Daha iyi, aynen. Ama mesela burada da baktığımız zaman ben diyorum ki bilime önem verilmeli yani. Bilim ne diyorsa bilimin sözünden çıkılmamalı diyor. Bilime önem verilmesi için o alanda çalışanların bilimsel bir akla, tıp eğitimi onun için, işte mühendislik ve tıp eğitimi onun için eğitimden meselesini. Evet. Eğitim sadece diplomalandırmak değil ki, eğitim yetiştirdikleriniz de ortada. Tıp eğitiminin kalitesi hakikaten bütün doktorların işini iyi yapmasına vesile oldu. Aynı kalitenin işte mühendislik eğitimine de diğer alanlara da yansıması gerekir. Teknoloji üretebilelim. Doğru. Biz şimdi elimizdeki en bildiğimiz şey binanın, şu gölün kıyısına bina koyalım ama o binanın atıklarının nereye gideceği konusunda bir düşünce geliştirememiz. Doğru. Yıllarca orada şey konuşuldu biliyor musunuz? Bir arıtma tesisinin nasıl yapılacağı konuşuldu. Yıllarca onunla ilgili komisyonlar kuruldu. İller Bankası, valilik, belediyeler nezdinde, kaymakamlıklar nezdinde ama bir şey geliştirilemedi. Geliştirilemeyen bu çabayı, yani yeteneksizliğimizdir o aslında yani. Doğru. Bakıldığı zaman yani. Onun için en kolay şey binaları konumlandıralım. İşte 3-5 tane tarlayı paralandıralım ama yarının ne olacağı konusunda bir görüş ortaya koyamamaktır yani. Doğru. O yüzden uymak gerek. Hocam, yani yıllardır işte burada Milli Eğitim Müdürü yaptınız. Elazığ'da çok sevdiğinizi biliyoruz. Size göre Elazığ hak ettiği yerde mi? Evet, Elazığ'ın bundan sonra hani hak ettiği yere gelmesi için nasıl bir yön haritası izlemesi gerekiyor? İşte tartışılır. İşte Elazığ turizm şehri mi olmalı? Sanayi şehri mi olmalı? Sağlık şehri mi olmalı? Tarım şehri mi olmalı? Yani Elazığ'ın yön haritası ne olmalı yani? Ne yapılabilir? Ona bile henüz karar veremediğimize göre demek evet. Henüz yönümüzü belirleyememişiz. Evet. Bir markamız yok. Var mı hocam markamız? Ama şu... Yok, markamız yok. Var mı hocam? Yok. Bir marka meydana getiremedik üretemedik. Hocam. Üretemedik. Tabii yani. Üretemedik. Yani evet. Bu... çok şey de beklememek lazım biliyor musunuz? Neden? Niye hocam? Neden? Sizi zenginleştirecek bir üretim markanız olacak ki. Bakın Malatya'ya hep örnek veriyoruz ya. Evet. 80'li yılları ben hatırlıyorum. Turgut Özal rahmetli Malatyalıydı biliyorsunuz. Tabii. Şu andaki hastane de Turgut Özal'ın eseridir biliyorsunuz. Tabii. Ta o zaman Amerika'daki ameliyat gönderdi, olduğu tabii. Hastaneye hocalarını gönderip orada yetiştirmek üzere araştırma görevlisi falan gönderdiler yani. Tabii doğru. Elemanların da yetiştirmesi. Çok doğru. Vizyonu genişti o zaman. Evet. Bu kayısı ihracatını Malatyalılara öğretti. Aslında Malatya'ya devlet olarak bir şey aktarmadılar. Doğru. Ama ticareti öğrettiler yani. Malatya kayısı sayesinde ticareti öğrendi. Bizim neyimiz vardı? İşte üzümümüz vardı diyelim. Belki o geliştirilebilirdi. Ama çok verimli topraklarımıza rağmen tarımda böyle marka bir ürünümüz olmadı. Ama bunların niye olmadı deyip de kimse baskılamadı. Bu bizim yeteneğimizden ilgilidir yani yetişmişliğimizden ilgilidir. Yetiştirdiklerimizin biraz önce söylediği şehrine dönüşüyle ilgilidir. Evet. Burada yaşaması ne ama bu doğuda bir şehirdir sonuçta burada. Yetişenlerin biz aslında Harput'tan itibaren insan yetiştirme düzenimiz de kötü değildi. Evet. Ama insan kaynaklarımız hep doğunun her tarafında olduğu gibi sürekli batıya taşındı. Sizi zenginleştirecek bir ürününüz de olmayınca, sizi zenginleştirecek sanayiniz vesaire de olmayınca aslında sağlık alanında Elazığ çok iyi bir şehir biliyorsunuz. Doğru. Değil mi? Şu anda bu pandemi ve deprem meselesinde eğer Elazığ şehir ayakta durduysa sağlık Elazığ'daki sağlık hocam sağlıkta şimdi şöyle bize hani bizim Fırat Üniversitesi de mide ameliyatı konusunda özellikle en başta yani yurt dışına gelen hastalar var ondan sonra evet. Türkiye'nin değişik illerinde gelen hastalar var. Elbette. Yani çok önemli. Sen bunlarla gurur duyuyor hocam yani hani o alandayız ama sadece evet. O değil. Özellikle bu şehir hastanesinden sonra şehirdeki hem sağlığın kalitesi kim ne derse desin yani depremde 6.8 şiddetindeki evet. Depremde o hastanenin o depreme dayanıklık şeyi de var şehir hastanesini evet, biliyorsunuz. Doğru. Ortaya koyduğu
güven bile tabii. aslında insanlarımızın değil mi? Şimdi tabii. Hastaneye gidebileceği, hastanesinin olduğu, hastanenin hem bu pandemi sürecinde hem deprem sürecinde bu şekilde ayakta kalması, diğer tıp fakültesinin geçmişi, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin geçmişinin olması burada çok önemli bir birikim sağlıyor. Tabii doğru. Bunu parlatıp yurt dışında şey yapabilmemiz girişimler olmuş. Ama illa da dışarıdan hasta gelmesinden çok buradaki, yereldeki ve çevredeki insanların bizim güven açısından sağlık sistemimizin en azından sağlığın çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yani. Aslında hocam mesela şeyde de hani gördüğüm benim, biz turizmde de hani marka hali olabiliriz yani. İmkanlarımız son derece fazla yani turizm konusunda. Sivrice. Mesela biz yaklaşık bundan bir ay önce Macera Parkı'na gittik. Yani gerçekten çok güzel. Hazar Babakayak merkezinin alt tarafı, çam ağaçları var. Hı hı. Orada insanlar piknik yapıyor. Hazar Gölü'nü izliyor ondan sonra. İşte çocuklar eğleniyor falan. Muhteşem yerler ama bakımsız, ilgisiz ondan sonra. Bir düzen falan yok. Bak işte o çok önemli. Neden biliyor musunuz? Evet. Yine insan yetişilme düzenine geliyoruz. Sivrice'de bir belediye başkanı zamanında, Faik Ağa zamanında, Allah rahmet eylesin, gölün kenarı ağaçlandırıldı. Ama o ağaçları koruyacak bir tane eleman yetiştiremedik. Evet. Ve o ağaçlar zaman içerisinde yok oldu. Aslında çok da iyi yetiştirilmişti. Çok lüks bir restoran yapabilirsiniz oraya. Çok evet. iyi bir otel yapabilirsiniz. Ama servis hizmeti sunacak elemanı yetiştiremediğiniz zaman hiçbir anlamı olmuyor. Mesela şimdi şeye baktığımız zaman hocam. O da bizim kusurumuz tabii, yani. Eğitim. Eğitim. Tunceli'ye baktığımız zaman Tunceli turizmden bizden daha ileri aşamaya gidiyor şu anda. Yani hafta sonu hocam inanın Pertek feribotlarında 1,5-2 saat insanlar sıra bekliyor. Feribotlar binip karşıya geçmek için ondan sonra. Hı hı. Aynı Çanakkale'deki gibi kuyrukta yani araçlar. Cumartesi, pazar günü. Giderken Elazığ tarafından, gelirken de akşam saatleri Tunceli tarafı, Pertek tarafı. Neden? Orada evet. bir geçmişte valilerin, biliyorsunuz oranın evet. valileri daha çok aktifti. Valilerinin o turizme yönelik girişimleriydi. Girişimleri, evet. Orada bir su sporları falan bir de düzenlendi biliyorsunuz. Barajın üzerinde, Pertek tarafında. Su sporlarına yönelik yarışmalar aynen yapıldı. Aynen, yarışmalar yapıldı. Doğasında güzel tanıtımı yapıldı. Terör de geriletince, bu çok önemli. Terörle evet. geriledi. Oradaki güzellikler ortaya çıkmaya mesela başladı. Mesela hocam bizde de ben hep söylüyorum yani katılır mısınız bilmiyorum. Özellikle bizim bir marka değerimiz var. Harput ki 5 medeniyete 5'lik etmiş ondan sonra. Çok önemli bir yer Harput. Mesela hep kafamda şey vardı hocam. Yani Harput'un çözülebilmesi için yani hak ettiği yere gelebilmesi için imar sorunun çözülmesi gerekiyor. Bunun için de işte Sayın Valimiz, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Belediye çözüldü Başkanımız ama. Yok çözülmedi. Yani gidip Cumhurbaşkanı'na rica edecekler. Harput için özel bir imar planı çıkacak. Artık başkanlık sisteminde kolay. Hemen mesela Ayder Yaylası için çıktı ondan sonra. Yok çözülmedi imarı. En büyük problem çizildi. İmar. Epey bir aşamalardan geçmişti. Ben burada olduğum dönemlerden biliyorum. Hep konuştu mesela ama işte Şefik Kültür Evi gibi hocam 40-50 tane ev yapacaksın oraya. Yani güzelce o mimariye uygun. İnsanlar gelip içinde kalacak ondan sonra. Yani artık hocam doğa şeyleri daha iyi yani turizmi. Yani güzel insanlar başlıyor, evet. denizden de sıkıldı etti. Yani farklılık yaşamak için insanlar Karadeniz'e sırf o yüzden gidiyor. Biz onu getirip marka haline de getirebiliriz hocam yani. Evet, evet. O, onun için de yine turizmci evet. yetiştirmemiz lazım. Yetiştirdim. Değil mi hocam? Şimdi şöyle, evet. Hazar Gölü'nün kıyısına bir şey yapmak istedik. Öğretmen evinin hemen yanındaki o işte hantal binaları yıktıktan sonra onun yerine turizm, otelcilik meslek lisesi kurmak istedik. Hem öğretmen evini uygulama oteli olarak kullansınlar, hem de orada öğrenci yetiştirsinler diye servis hizmetlerinde turizmdeki ara eleman ihtiyacını karşılaması için. Hatta Harput'taki şu anda kullanılıyor mu bilmiyorum. Bir kalenin karşısındaki bir binayı biz... Yok kullanılmıyor. Atlı bir şekilde biz duruyor hocam. Biz şey yapmak istedik. Aldık. Turizm otelciliğin uygulama oteli olarak aldık. Para harcayıp onarımını da yaptık. Ondan sonra bizden sonra onarıp müsteşile verdiler. Müsteşil de çalıştıramadı. Bina öyle kaldı. Sivrice'deki turizm otelcilik meslek lisesini de bir hayırseverle protokolünü yaptık. 250 bin lira da parayı yatırdılar özel idareye.
Oraya bir Sivrice'li bir hayırseverin adını vererek turizm otelcilik yapmak üzere bir protokolü yaptık. Benim son zamanlarıma denk geldi. Protokolü yaptık, parasını yatırdılar. Benden sonra maalesef onun ismini Sivrice Lisesi'ne verdiler hayırseverin. O parayı da başka yerlere kullandılar. Hocam 30 yıllık öğretmenlik hayatımda en sevdiğim müdürüme saygı ve sevgiler sunarım. Emekli öğretmen Ali Çevik. Yine Eski Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Bedrettin Keleşunmuş'ta Nihat Hocam'a lise yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Selamlar demiş ondan sonra. Çok teşekkür ediyorum. Hocam hemen hızlı geçti. Bir toparlayacak olursanız hocam neler söylersiniz? Yani hani işte depremi değerlendirdik, eğitimi değerlendirdik hocam. Bundan sonra sizce hani bundan sonra biz yani hani nasıl bir yol izlersek Elazığ hak ettiği yere gelir hocam. O yani, yol, yol hep yarım kaldı hocam. Onu hep, yani sizin bakış açınız da ben hocam. Ben eğitim yani, merkezi düşünüyorum tabii. Tabii o da olur. Bir yörede, bir yörenin kalkınmışlığı, gelişmişliği, oradaki insan evet. kaynaklarının yeteneklerinin çok yakından ilişkilidir değil mi? Evet, yok, yok. Ama şöyle bir sıkıntımız var bizim. Özellikle... 70'li yıllardan beri burayı yaşayan ve izleyen birisi olarak söylüyorum. Ki öncesini de okuduklarımızdan, büyüklerimizden, dinlediklerimizden biliyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da özellikle şöyle bir sıkıntı var. Uzun yıllar özellikle özel sektörde ve siyasette etkili olan aileler, iktidar partilerinde özellikle etkili olan ailelerin şehri domine ettiklerini görüyoruz. Bu domine etme sürecinde özellikle insan kaynaklarının tek tipleşmesine sebep olunduğunu görüyoruz. Bu da tabiatı gereği oluyor. Dolayısıyla yetişmiş yeteneklerin de kendilerini ifade edecekleri, kendi yeteneklerini uygulamaya geçirecekleri ortam alan bulamadıklarını gözlüyoruz. Bundan dolayı özellikle yetkili makamlarda olanların sürelerini en fazla 5 yılla sınırlamalarında yarar var. Yarar, aynen. Bu ister sivil toplum kurulu başkanı olsun. O 8 diyelim hocam. İsterse 2 dönem 4. Evet yani evet. isterse değil politikacı aynen. olsun, tabii, isterse tabii. kamu bürokrasisindeki yöneticiler olsun. Evet. Çünkü insan tabiatına da aykırıdır. Özellikle bu tür böyle küçük yerlerde eğer bir yer akrabalaşıyorsa bilin ki oradaki nitelik düşüyor. Düşüyor demek, doğru. Ne kadar iyi niyetli olursanız olun, ne kadar kaliteli hizmet üretirseniz üretin, herkes birbirine benzediği zaman farklılıklar ortaya çıkmıyor. Benzeştirmemek doğru. lazım. Evet. Onun için teşvik etmesi lazım. Yani bir fen lisesini bitirip, fen lisesinden başladığınız için söylüyorum. Üniversite okuyup bir şey yapmak isteyen insanlar gelsin kendi memleketinde bunu yapma imkanı bulsunlar. Bulsunlar istiyoruz. Doğru. Çünkü bu çok önemlidir. Eğitimli kesimin, bu özellikle Z kuşağı diyorlar ya şimdi. Evet. İşte Z kuşağından önceki Y kuşağı da kendisine burada hizmet üretecek, kendisine burada nitelikli iş yapabilecek ortamları bulabilsin. Doğru. Yani bir yerlere kapatmayalım. Evet. Hocam mesela bir eğitimci olarak baktığınız zaman, yani süremiz aşık ama bayağı. Yani Elazığ'da şöyle bir sorun var. 13 bin tane işsiz gencimiz var, İçkur'a başvuran. Belki bu daha bir fazla ciddi bir rakam. Bir taraftan baktığımız zaman da ciddi bir şekilde, hani çok konuşuyoruz, sektörlerle sohbet ediyoruz. Eleman arayan yerler var. Hatta evet. eleman bulamadığı için iş yerini kapatanlar var yani eleman bulamadıkları için. Bunu nasıl yorumluyorsun Bunu hocam eğitimci olarak? Mesleki eğitimin şeyinden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Evet. Yetersizliğinden kaynaklanıyor. Ben burada meslek lisesinde okurken aynı zamanda yaz tatillerinde de işimle ilgili çırak olarak çalışıyordum yani. Evet. Kendi işimi şimdi gelirken biraz önce de karşılaştım bir delikanlı. Elektrikçi olduğunu söylüyor, iş aradığını falan söylüyor. Hoşuma gitti yani. Diyor ki benim bir mesleğim var. Sen iş bulursun dedim yani. Doğru. Kolaydır. Tabii. Her yerde bulursun. Ama ben işte hiçbir mesleğim yok.
Her işi yaparım dediği zaman dediği iş bulamıyorsunuz zaman. Yani. Doğru. O da bizim mesleki eğitimimizin geçmişten gelen sorunlarıdır. İnanın mesleki eğitim geliştikçe sanayide bir meslek sesi açıldı biliyorsunuz. Diğer mesleklerimizin güçlendirilmesi için son zamanlarda çok yatırımlar yapıldı. Artık herkes üniversite okumak zorunda değil. Biraz önce sizin söylediğiniz o mesleki eğitimle ilgili de şeyi düşünmek lazım. Düşünmek lazım. İyileşmeyi de düşünmek lazım. Evet. Hocam o işsizlik de her yerde var yani. Her, yok şey olarak söylemiyorum hocam yani her yerde var ama yani şeyde ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Yani, çünkü sanayi yok. Evet. Sanayisi yeteri kadar gelişmemiş. Evet. Yani özel sektörün iş üretme kapasitesinin de ilgilidir bu biliyorsunuz yani. Hocam mesela organize çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Şu anda çok ciddi tekstil fabrikaları yapılıyor. Deprem olmasaydı ve de pandemi süreci olmasaydı çok farklıydı. Yani ben bizzat gezip gördüğüm elbette için söyleyeyim hocam. Şu ana kadar organizasyonda çalışan kişi sayısı 4500'dü. İnşallah bir yıl sonra organize en az 13-14 bin kişi çalışacak ki çok ciddi bir rakam. Bunda da özellikle hani büyük firmanın tekstilde Elazığ'a gelmesinin etkisi oldu. Yani özellikle sizin memleketiniz Sivriceliler söz sahibi hocam tekstilde. İstanbul'daki. Evet, İstanbul'daki izdüşümünü biliyorum. Mesela Saka Tekstil var. 3000 kişi çalıştıracak. O da Sivriceli Ramazan Saka Beyler. Evet. Sivricelilerin o konudaki yararlılığı var hakikaten. Var? Elazığ için de uğraş verdiklerini ben bizzat kendim de görüyorum. Dışarıdaki Elazığlılar da aslında çoğu insan çok tanıdığım şehri için bir şeyler yapmak istiyorlar da iyi niyet yetmiyor tabii. Onları buraya çekecek bir mekanizma oluşturmak lazım. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Süremizi de bayağı bir açtık. Sürçülisan ettiysek affola. Son olarak ekleyeceğiniz var mı hocam? Çok teşekkür ederim. Çok uzun bir program oldu sayenizde. Ben de iyi akşamlar diliyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Sağ olun. Sevgili seyirciler, gündem programı bu akşamın konu Milli Eğitim eski müdürümüz 2003-2012 yılları tarihler arasında Elazığ'da başarılı bir şekilde 9 yıl gibi ki tarihin en uzun Milli Eğitim Müdürlüğü yapan Sayın Nihat Büyükbaş'tı. Milli Eğitim Müdürlüğü döneminde Elazığ'a çok güzel hizmetler oldu, başarılı hizmetler oldu. Elazığ'ın eğitimin kalitesi artmasında katkıları oldu. Şu anda da Bakü Eğitim Müşaviri olarak da kendisi görev yapıyor. İnşallah Bakü'de de güzel, Elazığ ile ilgili de güzel köprüler kurarak güzel çalışmalarda imza atacak. Elazığ'a katkısının olacağını her zaman ünlüyüz. Kendisiyle eğitimi konuştuk. Elazığ'da yıllardır görev yaptığı için Elazığ'ın genel durumunu konuştuk. İnşallah keyifli bir program olmuştur. Başka programlarda buluşmak üzere. Hepinize iyi geceler.